Saygıdeğer misafirlerimiz, öğleden önceki son oturumumuzdayız. Beşinci oturumumuzdayız. 13.30'da bitirmeyi planlıyoruz ki 13.30'dan 14.45'e kadar öğle aramız olacağını sizlere paylaşmış olalım. Efendim bu oturumumuzun teması Milli Mücadele Edebiyatı'nın cinsiyeti olacak. Çok kıymetli hocalarımızı huzurlarınıza davet edeceğim efendim. Boğaziçi Üniversitesi'nden yarı zamanlı doktor, öğretim görevlisi Sayın Deniz Aktan Küçük. Buyurun efendim. Milli Mücadele'ye Uzaktan Bakmak, Nezihe Muhiddin'in İzmir Çocuğu romanında Türk Kadını başlıkta sunumunu yapacak değerli hocam. Doktor Sayın Didem Arvas, efendim buyurunuz lütfen. Seviye Talip'te ve Sahnenin Dışındakilerde İdeal Kadın ve Şartlarının Yarattığı Kadın başlıklı sunumunu yapacak Sayın Arvas. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Zeynep Kevser Şerefoğlu Danış, değerli hocam buyurun lütfen. Vatanı Kurtarmanın Cinsiyetine İlhan Tarus Romanından Bakmak başlıklı sunumunu yapacak değerli hocam. Erciyes Üniversitesi'nden Doçent Doktor Sayın Hilal Akça, değerli hocam buyurunuz lütfen. Kemal Tahir'in Milli Mücadele konulu romanlarında İdeal Kadın Kahramanın Yükselişi başlıklı tebliğini sunacak. Ve bir diğer katılımcımız Boğaziçi Üniversitesi'nden doktorant Sayın Meryem Selva İnce. Buyurunuz lütfen. Kurtuluş Savaşı anlatılarında anlatıcı kimlikler, fedakar çocuk kahramanlar ve çocuksu özellikler başlıklı tebliğini sunacak. Beşinci oturumumuzun başkanı İstanbul Arel Üniversitesi'nden doktor öğretim üyesi Sayın Beyhan Uygun Aytemiz. Buyurunuz hocam. Sesim geliyor. Geliyor. Kıymetli katılımcılar, değerli hocalarımız, günün ikinci oturumuna hoş geldiniz hepiniz. Altı hanımefendi masaya sığdık. Sabah 5 kişi vardı sabahki oturumda. İkinci oturumun üst başlığı Milli Mücadele Edebiyatı'nın cinsiyeti. Arzu ederdim ki masada bir ya da iki beyefendi de olsun ama bu milli mücadele sürecinde kadınlar konuşulunca genellikle hemcinsler arasında geçiyor bu mesele. Şimdi de öyle olacak gibi görünüyor ama oturumun sonunda alacağımız sorularla herhalde farklı farklı bakış açılarıyla vesaireyle de karşı karşıya kalırız diye ümit ediyorum. İlk konuşmacımız Deniz Aktan Küçük. Zaten konusu başlığı söylendi. Milli Mücadele'ye Uzaktan Bakmak, Nezihe Muhittin'in İzmir Çocuğu romanında Türk Kadını. Buyurunuz Sayın Hocam. Teşekkürler. Sesim geliyor galiba. Kısa bir süremiz olduğu için ben toparlayamama endişesiyle bir metin hazırladım, onu paylaşacağım. İzmir Çocuğu, Cumhuriyet'in ilk yıllarında Kadınlar Halk Fırkası ve Türk Kadınlar Birliği çerçevesinde kadın hakları mücadelesini sürdüren Nezihe Muhittin'in Türk Kadınlar Birliği'nden yani aktif siyasetten çekilmek zorunda bırakıldıktan sonra yazdığı eserlerden biri. Roman önce Milliyet Gazetesi'nde tefrika ediliyor. İlk parçası 6 Ekim 1934'te çıkan romanın sonuncu yani 21. parçası 1 Kasım 1934'te yayımlanıyor. Ardından ufak değişikliklerle ve Geçen Cihan Harbi Mütareke Seneleri romanı üst başlığıyla birlikte 1943'te Hilmi Kitabevi tarafından kitap olarak basılıyor. Şimdi İzmir Çocuğu 2. Abdülhamit döneminde padişaha yakın paşalardan birinin kızı olarak önce Nişantaşı'nda dış dünyadan habersiz, sonra Paris Sefaret Müsteşarı'nın eşi olarak Avrupa'da müsrif ve şaşalı bir ömür süren pardon, Fransız müsveddesi Firzan Hanım'ın kızı Feriha'nın milli mücadele dönemiyle başlayan gelgitli bilinçlenme, milli bilince erişme sürecini anlatır. Romanda Firzan Hanım'a geniş bir yer ayrılırken Firzan Hanım karakteri Feriha'nın nasıl yetiştiğinin gösterilmesiyle memleket aşkından, ana yurt bağlarından yoksunluğunun dayanaklandırılmasına yardım eder.
Böylelikle de olması gerekenin tersi olarak Firuzan Hanım, metnin olması gereken makbul anne tasarımının kötü bir örnek vasıtasıyla ortaya koyulmasını sağlar. Anne ilgi ve şefkatinden uzak, vatan ülküsünden habersiz bir halde, Fransız liseleri, Amerikan kolejlerinde, memleketinde olanlara temas etmeden manevi bir kimsesizlik içinde büyüyen Periha'yı özüne yaklaştıran milli mücadele olur. Öz yurdu, haksız düşman istilasına uğradığında, Anadolu'da başlayan büyük korunma kalkışı, büyük Türk başkanını doğururken, romandan alıntılar bunlar, Feriha'nın bir Türk kadını olarak doğumu da gerçekleşmeye başlar. Bununla birlikte kadın erkek ayırt etmeksizin bütün Türk ellerinin desteğine ihtiyaç duyan Türk yurduna fena tesirler altında büyüyen Feriha'nın küçük ve narin elleri henüz destek verecek kudreti taşımamaktadır. Kadın hatipler ya da kadın muallimlerin etkisiyle başlasa da Feriha'nın asıl dönüşümü milli mücadeleye uzaktan bakmaktansa onu doğuran acıları doğrudan deneyimleyen, kendi bilinçlenme sürecini de böylece geçiren İzmirli Türk genci Yener sayesinde olur. Yener'e layık olma gayesiyle Feriha, önce şehit çocuklarına muallimlikle sonra da romana adını veren İzmir çocuğunu doğurarak annelikle Türk inkılabına katkıda bulunur. Feriha'nın Türk kadını olarak doğumu bu anlamda ancak kendi çocuğunu doğurduğunda gerçekleşir. Romanın zamansal kurgusuna bakarsak kimi tutarsızlıklarla birlikte İzmir çocuğu 1924'te ana karakter Feriha ve annesi Firuzan Hanım'ı adada gerçekleşecek bir baloya hazırlanırken gördüğümüz bir sahneyle açılır. Ardından Firuzan Hanım'dan başlayarak Feriha'yı yakından tanımamızı sağlamak üzere 2. Abdülhamit dönemi ile 1924 arasını kapsayan bir sergileme bölümüne yer verilir. Bu uzun bölümün ardından 1924'de baloya geri dönülür. Balodan itibaren 1,5 senelik bir süreyi takip eden anlatı, İzmir'in kurtuluşunun 4. yıl kutlamalarıyla yani 9 Eylül 1926'da sona erer. Bu anlamda romanın şimdisi Cumhuriyet dönemine tekabül ederken milli mücadeleye dair anlatı geri dönüşlerle şekillenen sergilemenin bir kısmını oluşturur. Bu kısım ise ana karakter Feriha'nın milli bilinç kazanma merhalelerinden biri olarak uzaktan bir bakışla kurgulanır. Öyle ki Feriha'nın milli bilince ulaşma süreci çizgisel olarak ilerlememekte, tamlığa doğru sürekli bir gelişimden ziyade gidip gelişlerle şekillenmektedir. Tüm bu hareketle birlikte romanın ortaya koyduğu da bir milletin uyanış hikayesini içerir biçimde aktarılan bir kuruluş anlatısı değil, Feriha'nın bir Türk kadını olma yolundaki ağır aksak tekamülünün anlatısıdır. 1934'te tefrika edilen, 1943'te de aslında zamansal kurgusuyla uyuşmaz biçimde geçen Cihan Harbi Mütareke Seneleri romanı başlığıyla kitap olarak basılan romanın milli mücadeleye neden ve nasıl yer verdiğini değerlendirmek içinse Nezihe Muhittin'in mücadelesini kısaca bir ele almak gerekir. Bu süreçte Yaprak Zihnioğlu'nun Kadınsız İnkılap, Nezihe Muhittin Kadınlar Harp Fırkası, Kadınlar Birliği adlı çalışmasıyla yine Yaprak Zihnioğlu editörlüğünde hazırlanan Nezihe Muhittin'in bütün eserlerinin 4. cildinde yer alan yazılarından yararlanacağım. Nezihe Muhittin 2. Meşrutiyet dönemiyle birlikte kadın hakları için mücadele etmeye başlayan mücadelesini Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında da sürdüren bir isimdir. Önce Kadınlar Harp Fırkası 1923, ardından Türk Kadınlar Birliği 1924 bünyesinde siyasal, içtimai, iktisadi haklar, tam vatandaşlık hakları ve siyasal güce katılım talebiyle örgütlenen yeni kuşak feministlerin öncü kişiliklerinden biridir. Türk Kadınlar Birliği'nin kadınların özellikle seçme ve seçilme hakkı için çalışan bir baskı grubu olduğu düşünülürse, Nezihe Muhittin'in mücadelesi de genel anlamıyla Türk süfrajet hareketi olarak adlandırılabilir. Kadınlar yönünden var olan siyasetin alanını genişletme ve bu kategoriye kadınların aktörler olarak dahil edilmesi çabasına dayanan bu hareket, Nezihe Muhittin'in öncülüğünde kadınların cumhuriyet yönetimine katılımı ve kadın hakları yönünde toplumsal dönüşümün yine kadın eliyle gerçekleşmesini hedeflemektedir.
Nezihe Muhittin'in başta seçme ve seçilme hakkı olmak üzere kadınların eşit tam birer vatandaş olarak haklarını kazanmaları için verdiği mücadele onun tüm yazılarına sirayet ederken milli mücadeleye dair anlatısını da şekillendirir. Nezihe Muhittin'in kırmaca dışı metinlerine yani çeşitli gazetelerde ve Türk Kadınlar Birliği'nin yayın organı olan Kadın Yolunda çıkan yazılarıyla birlikte 1931 tarihli Türk Kadını kitabına odaklanırsak, milli mücadeleye bakışının Cumhuriyet öncesi ve Cumhuriyet sonrasında farklı motivasyonlarla farklı vurgular taşıdığını görürüz. Örneğin Nezihe Muhittin 1919'da ileride yayımlanan Tevzirat Devam Ediyor, Gözümüzü Açmalıyız yazısında milli mücadeleyi, cereyan-ı milli, milli harekat, Anadolu hareketi, milli kıyam yani milli ayaklanma olarak anar. Yazının ana amacı da milli mücadele aleyhinde yayılan yalan dolanı çürütmek vatani bir vazife olduğundan milli mücadelenin İttihatçıların mahirane bir entrikası olmadığını ispatlamaktır. Nezihe Muhittin bu süreçte milli mücadeleyi ikinci meşrutiyetle karşılaştırır ve ana vurgu milli mücadelenin Rumeli'den Anadolu'ya kadar Türklüğü bir bütün olarak ele alıyor. Bu bütünün varlığını ve istiklalini korumak için gerçekleşiyor. Bu açıdan da umumi ve kütlevi bir ayaklanma niteliği taşıyor olmasıdır. Milli mücadele, milliyet aşkı ile bu büyük mefhumla canlılık kazanmış yekpare bir kütlenin işidir. Nezihe Muhittin'in Cumhuriyet sonrası milli mücadeleye dair yazılarına bakıldığında ise yekpare kütle, topyekün hareket fikrini korumakla birlikte vurguyu bu kez milli mücadelede kadınların da varlık gösterdiği fikrine kaydırdığı görülür. Milli mücadeleye dair anlatıda artık memleketleri için kanlarını akıtan fedakar erkekler ve eline kazma kürek alarak çocuklarının nafakasını temin eden, bununla da kalmayarak aziz toprağını tehlikede görür görmez tüfeğini omuzlayıp sınıra koşan kadınlar vardır. İstiklal mücadelesinde Anadolu kadınları sırtlarında cephane taşır biçimde anlatılır. Kadınların erkeklere, alıntı yapıyorum, Türk'ün zulüm gören milliyetini düşman ayakları ile kirlenen aziz topraklarını müdafaa ederken metin göğüslerinizdeki iman ile yalnız değilsiniz. Sinesi yaslı genç kızlardan gözleri yaşlı şehit analarına kadar bütün Türk kadını sizinle beraberdir diye haykırdığını yazar. Bazı metinlerinde Anadolu kadınıyla münevver kadın arasındaki fark da kaldırılır. Türk kadınının harpte ve zaferde erkekten bir an ayrı kalmadığı ve hissesine isabet edeni yaptığı, aynı sahada münevver Türk kadınının aziz köy kadını ile beraber çalıştığı, biri lisanı ile yüreklendirici hitabeler söylerken öbürünün elleri ve sırtı ile cephane taşıdığı ifade edilir. Tüm bu ifadeleri izleyenlerse Türk kadınının büyük milli harekette rüştünü ispat ettiği, liyakatını ishar ettiği ve siyasi haktan da istifade etmeye hak kazandığıdır. Bu anlamda Nezihe Muhittin'in milli mücadele anlatısını kadının dışarıda kalmadığı, doğrudan mücadelenin içinde olduğu biçimde kurması, kadını siyaset alanının içine yerleştirme mücadelesinin de bir yansıması, kadının seçme ve seçilme hakkı talebinin liyakat çerçevesine alınmasına verdiği bir cevaptır. Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında kadınların vatandaşlık ve siyasal haklarının tanınması için gereken liyakatı ispat etmediklerini öne süren erkek yazar ve aydınlar tarafından kadınların güçlü hak talebine karşı önce liyakat tartışması başlatılır. Daha 1923'te İntihab-ı Mebusan Kanunu'nun bazı maddelerinin tadili için yapılan meclis görüşmesinde de kadınların henüz tekamül edip de rey hakkını istimal etmek derecesine varmadığı altı çizilen noktalardan biridir. 1927'ye geçtiğimizde kadınların belediye seçimlerine katılmaları konusunu görüşmek üzere Nezihe Muhittin'in başkanlığında toplanan Türk Kadınlar Birliği halk fırkasından kadın aday gösterilmesi kararı aldığında bu girişimin de mecliste yankı bulduğu görülür. 21 Haziran 1927 tarihinde yapılan oturumda bu konu tartışmaya açılır. Aleyhtarlara karşı milli mücadeleyi yakından görmüş olanların Türk erkekleri kadar Türk kadınlarının da bağımsızlığın kazanılmasında katkısı olduğunu bileceğini, Türk kadınının milli vazifesini her daim yerine getirdiğinin ifade edildiği bu tartışmada kadınların seçilme hakkı milli mücadeledeki varlıkları ile ilişkili kılınır. Kadınların bu hakka sahip olması
Bu hakka milli mücadeledeki varlıkları neticesinde layık oldukları bağlamında dayanaklandırılır. Dün Hülya Argunşah Hoca'nın kadınların romanlaştırdıkları milli mücadele sunumunda savaşın, cephenin eril bir alan olarak görüldüğüne dair tespitini izlersek, siyasetin de eril bir alan olduğu kabulüyle bu iki alanın birbiriyle bağlantılandırıldığını, çakıştırıldığını söylemek mümkündür. Nezihe Muhittin'in mücadelesinin siyaset alanının cinsiyetlendirilmesine, erilleştirilmesine itirazla şekillendiği düşünülürse, bu alanı kadınlara açmanın yolu da savaşın, cephenin ya da daha net söylersem milli mücadelenin erillikten kurtarılmasından geçer. Şimdi bu noktada romana, İzmir çocuğuna geri dönersek bizi bekleyen bir hayal kırıklığıdır. Hülya Argunşah Hoca'nın dün paylaştığı, kadın yazarların milli mücadeleyi romanlaştırırken benimsediği tutuma dair tespitleri Nezihe Muhittin için de geçerlidir. İzmir çocuğu, milli mücadele anlatısında yerleşik cinsiyet kalıplarını aşamayan, aktif katılımcı bir kadından ziyade milli mücadeleye uzaktan bakan bir kadın imgesi kuran romanlar listesinde yerini alır. Bunun nedenleri üzerine düşünürken, İzmir çocuğu özelinde konuşursam, Nezihe Muhittin'in bu metni yazdığı ve tefrika ettiği dönemle az önce bahsettiğim yazıları yazdığı dönem arasındaki farkı görmek gerekir. Cumhuriyet sonrası söz konusu olduğunda Nezihe Muhittin milli mücadeleye yer veren yazılarını siyaseten en faal olduğu 1923-1927 arasında yazar. 1927 sonrasında ise Nezihe Muhittin'in yolsuzlukla suçlandığı ve Kadınlar Birliği'nin kimi üyeleri tarafından da müfrit yani aşırı bulunan Muhittin'e karşı bir cephe oluşturulduğu görülür ve neticesinde Nezihe Muhittin Türk Kadınlar Birliği'nden ihraç edilir. Bu ihracın ardından yazdığı 1931 tarihli Türk Kadını kitabı ise her ne kadar özellikle kadın yolundaki yazılarıyla ortaklıklar taşısa da bir savunu ve uzlaşı metnidir. Şüphesiz hak, azmin, fiilin ve liyakatindir. Onları bize vermeseler bile biz onları alacağız diyen, memlekette açık açık kadını hak istemek için sesini gür çıkaran bir kadın olarak kendini tanımlayan Nezihe Muhittin, 1931'de bu gür sesin gereksizliğinden bahseden, alıntı yapıyorum, esasen Cumhuriyet'in kadınlar hakkında gösterdiği cömertlik, kadın mücadelesine ihtiyaç bırakmayacak kadar feyizli ve müşfikti diyen bir kadına dönüşür. Tabii bu noktada 1930'da kadınlara belediye seçimlerine katılma hakkının verildiğini, yani Türk Kadını kitabının bu gelişmenin ardından yazıldığını belirtmek gerekir ki, bunu muhtar seçme ve seçilme hakkı ve Aralık 1934'te de milletvekili seçme ve seçilme hakkı izleyecek. Şimdi Ekim-Kasım 1934 yani İzmir çocuğunun tefrika edildiği zaman söz konusu olduğunda Nezihe Muhittin'in sadece gür sesinin yerini sessizliğinin aldığını değil, aynı zamanda içtimai milli meselelere fazla yakından bakmakla müfritlikle itham edildiğinden bakışı da mesafelendirdiğini görürüz. 1919'daki yazısının başlığını hatırlarsak tevzirat devam ediyor, gözümüzü açmalıyız. Buradaki gözünü açmak deyiminin sadece bir uyanık olma, aldanmama halini karşılamadığını, biz diliyle kurulan bir ortak bakışın da imlendiğini görmek gerekir. Bu ortak, eşit mesafeden bakışın, kendi tecrübesinde, Nezihe Muhittin'in tecrübesinde bir imkansızlığa dönüşmesiyle yakından bakmanın, eril olarak kodlanan alanlara dahil olmaya çalışmanın makbul bulunmadığını öğrenen Nezihe Muhittin, popüler romanlar yazarak geçinmeye çalıştığı dönemde İzmir çocuğunun ana karakteri Feriha'yı da milli mücadelenin dışında ona yalnız uzaktan bakar bir halde kurgular. Daha Balkan Harbi sırasında yaptığı bir konuşmada kadınlara, "Evet hanımefendiler, vatan ana hasta, ananız muhtaç-ı tedavi hasta, ona uzaktan bakabilir misiniz?" diye soran Nezihe Muhittin, Feriha'yı milli mücadeleden uzak tutarken milli mücadeleye yakın kıldığı karakter İzmir bağlantısıyla Yener olur. Feriha'nın makbul bir Türk kadınına dönüşmesi, millet meselelerine yakınlaşması da kendi eliyle değil, yine Yener'in aracılığıyla, Yener tarafından denetlenen bir söylemle gerçekleşir. Öyle ki roman, Feriha'nın hikayesini anlatsa da Feriha ismini romana verebilir bile değildir. Nezihe Muhittin'in
ismini Türk kadınının seçme ve seçilme hakkı dahil haklar mücadelesine katamaması, bugünün tarihten yok saydığı, tanımazlıktan geldiği, unutturduğu bir kadın haline gelmesi gibi. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz hocam. Oturma Nezihe Muhittin'e başlamış olmak benim için de hani özel gerçekten. Hep halde edip üzerinden konuşmayı tercih ediyoruz. Genellikle milli mücadelede Türk kadınını ve Türk çocuklarını. O açıdan hani Nezihe Muhittin'in gün ışığına çıkarılması, çabasının ortaya koyulması, belki kurmaca metinde hani söylemini terbiye etmek durumunda kalıyor ama çok mühim bir yeri var hakikaten. İkinci konuşmacımız Didem Arvas Hanım efendi. Kendisi serbest araştırmacı olarak çalışıyor ve halde edip konuşacağız elbette ki, kaçınılmaz adeta. Belki İzmir çocuğuna adını veremiyor ana karakter ama şimdi Halide Edip'in Seviye Talip adlı romanı odakta olacak. İlk romanlarında karakterlerinin adlarını roman adları olarak karşımıza çıkarmayı seviyor Halide Edip. Handan'la başlayan süreç, Seviye Talip vesaire. Ama milli mücadele süreci gelince de ateşten gömleklerle, burun kahpelerle karşı karşıya kalıyoruz. Bakalım hangi saptamalar yapılacak bu roman üzerinden. Seviye Tarif'te ideal kadın ve şartların yarattığı kadın. Buyurun hocam. Merhabalar. Merhabalar. Tamam, herkes duyuyor umarım. Ben önce bazı edebi tarihsel olguları açıklamakla başlayıp sonra milli mücadelenin cinsiyete ve siyasetin erilliği bağlamında iki romana yakından okumayla bakacağım. Bunlardan biri evet Seviye Talip, Halide Edip Adıvar'ın 1910'larda yazdığı Seviye Talip ve Ahmet Hamdi Tanpınar'ın 1950'lerde tefrika ettiği Sahnenin Dışındakiler romanı. Seviye Talip'i merkeze alıp Sahnenin Dışındakiler romanına uzanmayı planlıyorum. Şimdi Seviye Talip gibi milli mücadeleden 10 yıl önce yazılmış bir romanın milli mücadeleyle ne ilgisi olabilir? Sanırım önce bu soruyu yanıtlamakla başlamalıyım. Seviye Talip'ten çıkan milliyetçilik anlayışı ve milli mücadele arasındaki ilişkiyi düşünürken kaçırmamamız gereken nokta esasında zaten tarihsel ilişki. Romanın yazıldığı 1910'larda imparatorluk dağılıyordu. Toplulukları bir arada tutabilecek bir formül olarak denenen milliyetçiliğin toplumsal bir hareket olarak kamusal alana çıkması, milliyetçilerin yetişmesi ve Türk milliyetçiliğinin esaslarının ortaya konulması gerekiyordu bu dönemde. Hareketin başarısı tam da buna bağlıydı. Milletin kadın yarısının ve yeni nesillerin milliyetçilik düşüncesine bağlanmasına bağlıydı. Ancak o yıllarda henüz ortada öyle üzerinde uzlaşılmış bir milliyetçilik anlayışı yoktu. Bunun yerine birbiriyle uyumsuz, belki birbiriyle çarpışan milliyetçilikler vardı desek daha doğru olur. Bu noktada edebiyat bir propaganda aracı olarak tarihi rolünü üstlenecek ve milliyetçilik düşüncesinin kavramsal çerçevesini oluşturacaktı. Milli mücadele romanları da işte tam bu bağlamda milliyetçi söylemin edebi türle buluşmasından doğdu. Milli mücadelenin rotasını çizen ideolojiyi resmi tarih yazımından önce edebi eserler aracılığıyla ortaya konulmuş olduğunu görüyoruz. Bunun en bilinen örneği de sempozyumda ilk ve bugün sıkça zikredilen 1920'de kaleme alınan Nutuk'tur. Evet, Nutuk 1922'de yazılmış Ateşten Gömlek'ten sonra geldiği halde türün kurucu metni olan Halide Edip'in romanını türün bir istisnası kılar. Milli mücadele halen devam ederken yazılan, eş zamanlı yazılan Ateşten Gömlek'in milli hareketin genesisine dair ortaya koyduğu yorum aslında bu hareketin benliğini kurt, koza, kelebek olarak bilinen organisist bir dönüşüm anlatısı içinde, bir iç savaş deneyimi içinden geçerek bulduğu şeklinde. Ama bu elbette bu anlatı Cumhuriyet'in ilanından sonra biçimlendirilen resmi söylemin devlet anlatısıyla uyuşmamakta. Bu örnekten de anlaşılıyor ki çelişkileri bastırma Nutuk'tan sonra gelen anlatılara mührünü vuruyor. Tüm bu gerekçelerle ben milli mücadeleye mülhem bilinci daha yakından anlayabilmek için milli kimliğin ilk nüvelerini atarak
mücadeleye düşünsel olarak öncülük eden metinlere dönmenin elzem olduğunu düşündüm. Bu metinlerden biri cinsiyetçi anlamda imalar taşıyan Seviye Talip. Milliyetçiliğin edebi söylem içerisinde anlaşılmasını sağlayan yazarlardan biri olan Halide Edip Adıvar, bu romanında mevcut şartlar altında aslında ideal bir milliyetçilik anlayışına eşitlikçi bir şekilde yürümenin zorluklarını anlatıyor. Buraya odaklanıyor. Sosyal hayatta henüz yerini bulamamış kadının buhranlarını ifşa eden diğer bir örnek de 1950'lerde tefrik edilmiş Sahnenin Dışındakiler romanı. Bunun için heybemde bu iki roman var. Tanpınar'ın romanı Milli Mücadele İstanbul'da bakan bir roman olarak aslında Anadolu'da savaşın örttüğü çelişkileri de görünür kılıyor. Bu yüzden sunumumda Seviye Talip'te Jön Türk Fahir'in kadın meselesine bakışını merkeze alarak Sahnenin Dışındakiler'de Milli Mücadele'nin siyasi kadrolarında bulunan Cemal'in zihnindeki milliyetçilik, erillik, erkeklik, kadınlık kodlarına bakacağım. Buradan yola çıkarak erkek kahramanların milliyetçi söylem içerisinde kimliği biçimlendiren bir unsur olarak kadını nasıl konumlandırdıklarını anlamaya çalışacağım. Bu iki noktada işimize yarayabilir. İkincisinden başlayayım. Milli mücadelenin öncesi ve sonrasında otantik kimlikten anlaşılanın ne olduğu ve söylemsel olarak aslında neyin neyi içine aldığı, hangi kimliğin hangi kimliği içine aldığı ve kimi dışarıda bıraktığını bulmak noktasında işimize yarayacağını düşünüyorum. Şimdi karşılaştırma okuduğunda her iki romanın benim açımdan ilk anda dikkat çeken özelliği Fahir'le, yani iki romanın baş kahramanı ve milliyetçi kimliği taşıyan Fahir ile Cemal karakterleri arasındaki devamlılık ilişkisi. Bu ilişkiye yurttaşlık bilincinin oluşum aşamalarında karşılaştıkları açmazlar vasıtasıyla görüyoruz. Ama bu açmazlar sadece onların yaşadığı açmazlar değil. Bundan en çok Fahir ile bu açmazlar en çok Fahir ile Macide ve Cemal ile Sabiha çiftinin bıçak sırtı ilişkilerinde belirginleşiyor. Seviye Talip'in erkek anlatıcısı Fahir'e İngiltere'ye gidip döndükten sonra örneğin karısının eski tip giyim kuşamı ve ilkelliği ona doğrudan reformist hareketin başarısızlığından kaynaklanan utancı hatırlatmaya başlıyor ve bunun üzerine Macide'yi milliyetçi anlamda gerçekleştirmeyi kafasına koyuyor Fahir. Şöyle diyor, bizim gibi Avrupa görmüş, gençlerin en büyük görevi şimdiki zaman kadınlarını uyandırmak, onları hayata hazırlamak ve milletin ilerlemesi için hayırlı işlere itelemektir. Fahir, annelik vasfıyla nesli müstakbili yetiştirecek olan Macide'nin terbiyesini duvarlar arkasında ve bir şekli terakki olarak nitelendirir. Burada Fahir'in kendine verdiği terbiye etme ve yukarıdan aşağı biçimlendirme rolünün doğrudan doğruya devletle bütünleşen erkeğin hegemonik rolünü göz önüne serdiğini rahatlıkla görüyoruz. Macide üzerinden adeta makbul vatandaşın kimliği çiziliyor. Şöyle diyor Fahir, teceddütü kabul edecek bir kadın, bir Fransız veya bir İngiliz kadının nüshayı saniyesi erkekler de Paris erkeklerinin modeli olacak değil. Biz maymun gibi başka bir millete nazire yapacak değiliz. Biz tekamül etmiş, insaniyet perver nazariyelerini hayatına tatbik etmiş, garbın terakkiyatını kabul etmiş, medeni ve bütün manasıyla ırkın temaliyatına sadık yeni Türkler olacağız. İşte bunu Macide'nin dar hayatına tatbik ederek yavaş yavaş anlattım. Fahir tarafından Macide'nin dar hayatına uygulanan formülde batılı kültür, yerel kültüre uygulanırken muhafaza edilecek şey yerlilik. Derhal fiiliyata geçirilen bu formülde biz önce Macide'nin kılık kıyafetinin değiştiğini görüyoruz. Fahir'in akrabası olan Numan'la birlikte Beyoğlu mağazalarında dolaşıp beğendikleri şeyleri almaya başlıyorlar. Sonra adam muaşeret eğitimi geliyor, gardırop değişikliği. Ve şunu görüyoruz, tavır ve kılık kıyafetle kurtarılmış, hızlandırılmış bir modernlik deneyimi aslında bu. Macide'nin terbiye kitaplarıyla haşır neşir olması, piyano dersleri almaya başlaması, medeniyetin amentüsünün bir diğer aşaması olan
kültürel yenilenmeye geçiriyor onu. Şimdi Fahir İngiltere'de edindiği modern milliyetçi kadın idealini Macide'ye uygulamaya çalışıyor. İnce'nin günün bunun için Macide'nin kocasının istekleri doğrultusunda değiştiği süreci şöyle açıklar. Fahir aldığı medeniyetin karşılığını Macide'de bulamayınca onda kendi istediği kadını yaratmak ister ve bunun için hemen harekete geçer. Bu dönemde, bu süreçte en ince ayrıntısına kadar kitaplara dökülen teammül denen şeyin günlük yaşamda bizi çepeçevre sardığını görüyoruz. Bunun içine hapsolduğumuz Fahir'in bakışlarının nesnesi olan Macide'nin haline baktığımızda görüyoruz. Macide utanıyor. Çarşaflanırken Fahir'in onu gözlerini diktiğini hissettiğinde gözlerini kaçırıyor. Fahir'in kıskacındaki Macide'nin kendiyle ve görünüşüyle ilgili endişesi gün be gün artıyor. En başta Macide çok sert, direnç gösteriyor değişime ve ben öyle falan kızlarına benzemem, ben Türk kızıyım diyor. Ama bir süre sonra Fahir'in talepleri karşısında bu direnç kırılıyor ve erkeklerin yanına çıktığını, sonra da Fahir'in işte erkek kadının toplantılarda onu birlikte götürdüğünü görüyoruz. Macide'nin baktığımızda tüm dönüşümüne, bedensel anlamdaki değişimini bilişsel olarak değiştiği sürecin takip ettiğini görüyoruz. Bu süreçte artık Macide o Fahir'in çok korktuğu eski geleneği temsil eden, o köhne geleneği temsil eden annesinin hayatından kopuyor. Vakit buldukça milliyetçilik, vatan, memleket, medeniyet gibi fikirler üstünde düşünmeye ve okumaya yöneliyor. Bunlar Fahir'in kendi anılarından oluşturduğu kendi sözleri. Fahir de batılı ve aydın bir figür olarak memleketindeki medeniyet seviyesinin yükseltilmesi hususunda yapılacak işlerin başında kadının sosyal ve özel konumunun değişmesini gerektiğini söylüyor. Bu çok kritik bir nokta. Ama fiiliyatta yaptığı bunu tam tersi oluyor. Fahir konu buralara geldiğinde artık iş kadının gerçekten sosyal konumunu değiştirmeye geldiğinde hemen bu mevzunun milli hareketin önüne geçmesini istemediğini söyleyerek şöyle bir kaçış yapıyor. Kadın meselesi için mazhaf bir fikrim ve arzum yok. Bu beni içinden çıkılmaz bir muamma gibi yorar, esnetir. Zannediyorum ki şerayeti içtimaiyemiz kadınlar için derin düşünmeye müsait değil. Bu teammuka gelmez ince meselelerden biri. İnce mesele. Alıntıladığım satırlarda Fahir'in kadın hakları hususunda böyle baş gösteren ataletinin kadınlarla ilgili idealist duruşuyla açıkça çeliştiğini görüyoruz. Seviye tarihte bunu başka görebildiğimiz bir yerde Fahir ile Macide'nin boşanma hakkını erkeğe veren yasal çerçeve üzerine tartışmaları. Bu mayınlı bir alan. Çünkü bu tartışmada Macide sırf boşanma hakkını erkeklere veren sistemden dolayı seviyenin istediğiyle evlenememesinin haksızlık olduğunu savunduğunda bu Fahir'in iktidar alanını çok rahatsız ediyor ve bu yüzden kocası tarafından ihtar ediliyor. Bu sahne Fahir'le sahnenin dışındakilerde milliyetçi bir kimlik olarak betimlenen, kendini öyle gören Cemal'in kanına bakışlarının aynı kırılmayla mağlup olduğunu göstermek için bence bulunmaz bir örnek. Çünkü bu sahnenin dışındakiler versiyonunda da iki defa sahne geçti. Görüyoruz ki Fahir'in yerinde Sabiha'nın kendi özgürlüğü yönünde attığı adımlardan rahatsız olan Cemal var artık. Ve sahne değişiyor, roman değişiyor ama bu örüntü, erkeklik örüntüsü, erkeklik kodu değişmiyor. Cemal'in Sabiha karşısında itiraf ettiği yetersizlik duygusu, milliyetçi söylemin inşa ettiği kahraman mitindeki kırılgan tarafı da gösteriyor bize. Böyle ikinci bir bakışı, yani mutlak bakışı kıran, o erkek mutlak bakışı kıran ikinci bir bakışa yer verdiği için özellikle bu romanları seçtiğimi söylemek istiyorum not olarak. Fahir'le Cemal özellikle de Seviye ve Sabiha gibi tasallutu reddederek kendi istekleri doğrultusunda hareket eden kadınlarla karşılaştıklarında ne yapacaklarını bilemiyorlar, afallıyorlar. Aşık oldukları kadınlardan istedikleri karşılığı da alamadıklarında gerçekle yüzleşmekten bir üst kimlik olan milli kimliklerine kaçarak kurtuluyorlar. Şimdi bu kaçışı yansıtan sahnelerden biri
Tıpkı Fahir gibi Cemal'in konu kadının özgürlük meselesiyle ilgili bir inisiyatif almaya geldiğinde bu meselenin konuşulmasının gereksizliğini dile getirdiği sahne. Ondan da küçük bir alıntı yapıyorum müsaadenizle. Kadın meselesi beni hiç düşündürmüyordu diyor Cemal. O bana ilk temelleri atılan izcilik gibi ikinci derece bir iş görünüyordu. İki oymağın teşekkülünü Selanik'in, Yanya, İşkodra, Kosova'nın adaların geri alınmasının tek çaresi gibi göstermeye başlamıştık. Zaten bu dönemde yapılan her işe böyle bir çeşni veriliyordu. Görüyoruz ki kadın meselesinin milli meselenin önünü geçecek derecede abartılmasından rahatsız olduğunu dile getiren Cemal'in sesi, Fahir'in sesiyle karışıyor. Fahir'in şeriat-ı içtimaiyemiz bu meseleye düşünmeye uygun değil dediğini hatırlatıyor bu ses bize. Karakterler arasındaki bu paralellik de tam olarak kadınlar konusundaki fikirlerinde ortaya çıkıyor. Kadının yurttaş olmaktan kaynaklanan hakları Cemal'e göre sadece kadını ilgilendiren ve ilkine göre önemsiz sayılabilen her işe katılan bir çeşni. Hal böyle olunca Cemal de Sabiha'nın hayatını ortaya koyduğu özgürlük meselesini bir teferruat olarak görüyor. Ve diyor ki Sabiha'yı muhafaza etmenin başka çareleri de vardı. Ona yetişmeye çalışır, daha derinden arkadaş olurduk. Aynı fikirleri beslerdik. Eğer bu aksülamellere fikir derseniz. Cemal'in gözünde çünkü Sabiha'nın kadının özgürlük mücadelesine dair zikrettiği argümanlar uçuk kaçık bir takım fikirler. Öte yandan Fahir'in nazarında da Macide'nin annelik, eşlik ve yurttaşlık gibi kimlikleri üstlenerek sosyal hayattaki konumu sadece devrin ihtiyaç duyulan kadını dönüşmesine bağlı. Bu ifşaatlar önemli çünkü bu ifşaatlar erkeklerin uğraştığı meselelerle kadınların işgal ettikleri alanları bir çırpıda birbirinden ayıran toplumsal dünyanın cinsiyet ekseni etrafında kurulmuş olduğunu gösteriyor aslında okura, bize. Bu ufukta Macide'nin ve Sabiha'nın durabileceği son nokta kadının adanmış bir anne, sadıkane bir eş ve örnek vatandaş rolleriyle sınırlanmış özgürlük alanı. Bu kadar. Burada kadına biçilen rol, erkeklerin savaşa gittiği ya da milli mücadeleye katıldığı bir toplumda aslında kadının nerede duracağını belirleyen bir tedbir. Bu yaklaşım tarihsel olarak oluşmuş devlet, millet gibi kurumların cinsiyet normlarının inşasındaki rolünü de bize açıklıyor bir bakıma. Sonuçta Fahir ile Cemal'in karakterleri arasındaki devamlılık ilişkisi bize neyi gösteriyor? Fahir'in milli mücadele romanlarındaki erkeklik kodlarını belirleyen bir prototip olduğunu düşünebiliriz buradan. Ama ancak bu yorum başka örneklerle desteklenmediği sürece eksik kalacak tabii ki. Bu sunumun kısıtları nedeniyle diğer örnekleri incelemeye hazırlayacağım yazıya bırakıyorum. Fakat bu noktada bile şu yorumu yapmak sanırım fazla olmayacaktır. Sahnenin dışındakilerde gördüğümüz millilik, erkeklik ve kadınlık kodlarında ortaya çıkan tutarsızlıklar, milli mücadelenin her şeyden evvel milli kimlik içinde yaşanmaya başladığını gösteriyor bize. Durum böyle olunca ideal kadın olmakla şartların yarattığı kadın olmak arasında bu bağlamda üretilen ikilem de edebiyat tarihinde kendi silsilesini defalarca üretiyor. Konuşmamı sonlandırmadan anlattığım kurmaca karakterlerin milli kimliklerini belirleyen şeylerin Halil Berktay Hoca'nın açılış konuşmasında bahsettiği epistemolojik güvensizlik kavramı ışığında tekrar düşünmenizi isterim. Teşekkürler. Biz çok teşekkür ederiz kıymetli hocam. Oturuma Zeynep Kevser Şerefoğlu hocamla devam ediyoruz. Sunumunun başlığı Vatanı Kurtarmanın Cinsiyetine İlhan Tarus romanından bakmak. Buyurun teşekkür hocam. Ederim Sayın Başkan, sayın misafirler, kıymetli hocalarım. İlhan Tarus'un Kurtuluş Savaşı Üçüsü olarak bilinen üç romanından hareketle bu sunumu yapmayı planladım. Bu bildiriyi teklif ettim ama düzenleme heyetinin takdir ettiği konuşma süresi nedeniyle sadece Var Olmak romanıyla bildirimi sınırlamış olacağım. Diğerlerini yazıya bırakacağım.
Vatanını kurtarmanın bir cinsiyeti olur mu? Milli Mücadele romanına ilişkin cinsiyet algısı bize nasıl yansır? Aslında dün Hülya Hoca'nın konuşmasıyla ve benden önceki kıymetli konuşmalarla bu konuya girmiş olduk. İşim kolaylaştı. Savaşın bizzat kendisinin aslında erkekler arasında geçen bir hadise olduğu düşünüldüğü için genellikle bunu millete ve herkese mal etmek adına gerek Türk Milli Mücadelesi için gerek başka pek çok ulus devlet milli mücadelelerinden bahsedilirken kadınlar da vardı. Kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla topyekun bir savaş yaşandı gibi cümlelere biz sıkça rastlarız. Arzuyu millileştirmek adlı çalışmasında Ayşe Duygu Yavuz, Milli Mücadele romanının bu boyutunu dört grupta topluyor ve diyor ki ya aşık olunan bir kadın var, bir arzunun peşinden gidiliyor ve böylelikle aslında milliyetçi duyguların görece arka planda kaldığı bir o aşktaki hayal kırıklığı neticesinde kahraman vatan aşkıyla donanmış oluyor. Yahut da olumsuz bir aşktan sonra Hakkı Celis gibi bir vatan aşkı doğuyor. Yahut da karşılıklı olarak kadın ve erkeğin arzunun birlikte millileştirildiği bir düzlem var. Son olarak toplumsallaşan birey artık ideolojik bilinçlenmesi işlenirken kadın erkek ilişkilerine de bu bilinçlenme açısından bakmaya başlıyor ama dördüncü maddede saydığımız bu sorunsallaştırmalar Milli Mücadele dönemi romanlarında oldukça az ve aslında davanın asıl sahibi erkek ve arzu nesnesi kadın olarak biz Milli Mücadele dönemi romanlarında bir cinsiyet meselesi görüyoruz. Ama bunlar genelde kadın çalışmalarının bakış açısı. Oysa dünyada erkeklik çalışmaları oldukça ilerledi. 1970'li yıllardan beri, 2000'li yıllardan sonra da Türkiye'de konuşuluyor ama Milli Mücadele ve erkeklik çalışmaları maalesef hala çok az. Nitekim İlhan Tarus romanında bu iskeleti yakaladığım ve gördüğüm zaman Tarus romanıyla ilgili çalışmalara baktığımda maalesef buna ilişkin hiçbir dikkat görmedim. Mesela romanın bir baş kişisi Hamdi Bey var. Dün de anıldı ama kısacık yine bahsedeceğim reji müdürü. Ülkenin bağımsızlığı için mücadele ederken kişisel zaaflarına zaman zaman yenik düşer şeklinde Hamdi Bey ile ilgili çokça açıklama gördüm çalışmalarda. Kişisel zaaf kısmına dikkat çekmek istiyorum. Ve hatta işte kişisel zaaflarının olması böyle bir milli mücadele kahramanının aslında romanın milli mücadele ruhuyla çok da bağdaşmaz filan gibi yorumlar da gördüm ama oysa bence bu kişisel zaaf filan değil, tam da karşımızda erkeklik kurgusunun vatana sahip çıkmayla, milli mücadeleyle çok sıkı bir ilişkide olduğunun açık edildiği bir düzlem var. Burada metin eleştirisinin çeşitlerine girmeyeceğim. Yazarın niyetini okumaya çalışmanın 20. yüzyıldan itibaren çokça da bir edebiyat eleştirisi olarak filan addedilmediğini de not düşmek isterim. Ve ben burada yazar bunu böyle söylüyor demiyorum. Ama diyorum ki metnin bilinçaltında erkeklik çalışmalarının kuramsal olarak çıkardığı iskelede tam da oturan bir erkeklik performansı var. Bunu yaptığını iddia ediyorum. Ve reji müdürü Hamdi Bey'in şahsında vatan nasıl bir insan elinde kurtulabilir? Vatanı nasıl bir erkek kurtarabilir? Vatanın kurtarmanın cinsiyeti ne olmalıdır ve özellikleri nasıl olmalıdırın görebildiğimizi düşünüyorum. Kim bu reji müdürü meşhur Hamdi Bey? Dünden beri konuştuğumuz Mustafa Hocam biraz rahatsız, sürekli Varol İlhan Tarus konuşuyoruz diyor ama benim için de çok elverişli bir örnekti. Aslında tütün ticareti yapan bir adamdan bahsediyoruz. Ekonomik bir gücü var ve bu ekonomik güç sayesinde kasabalar arasında vatanı kurtarmak için gizliden adam topladığını, silah yığdığını söyleyebiliriz. Milli mücadele yılları daha yeni başladığı için kimse kimseye hangi tarafta olduğunu pek de açık edemiyor. Ve herkes dikkatli, çok faaliyetlerini çok dikkatli bir biçimde yürütüyor. Hamdi Bey'in tam karşısında konumlanmış bir Çerkez Paşa var, Anzavur Ahmet Paşa. Zengin, İstanbul hükümetinin ve padişahın gözü kulağı. Civar köylerden o da adam topluyor, kimse boş durmuyor. Ve söylenti bazında ama bütün bunlar açık edilen hiçbir şey yok. Ve sürekli padişaha rapor verdiği biliniyor. Roman boyunca kasabanın bu iki önde gelen erkek kahramanı eliyle İstanbul hükümeti ve Milli Mücadele cephesi arasında metaforik bir karşılaştırma olur. Bu karşılaştırmalar bütün yığın ama birinin Çerkez, birinin Türk olduğunu çokça vurgulandığının altını çizmek isterim. Tabii ki Türk Milli Mücadele ile ilişkili olanın hangi ırktan olduğunu tahmin edersiniz. Bu kıyaslama ve karşılaştırma ortamında
Ahendi Bey'in vatanın kurtuluşu için ideal erkeklik performansı sürekli alkışlanırken Anzavur'unda özellikle pek çok noktada sınıfta bırakıldığını görüyoruz. Buraya çok girmemeliyim ama konumla ilgili olduğu için de kısaca bir üstünden geçmem gerekir. Erkeklik çalışmaları dedim. Bu bize ne diyordu buradaki birikim? Aslında kadın ve erkek arasındaki farkların biyolojik gerekçelerle değil ve gerçeklerle değil, kültürel kazanımlarla belirlenmekte ve şekillenmekte olduğunu söylüyordu. Kültürel olarak kazanılıyor, toplumsal olarak inşa ediliyor ve her toplum kendi tarihi, siyasi, kültürel, ekonomik altyapısıyla kendine mahsus kadınlıklar ve erkekler algısı oluşturuyor. Hatta bu aynı toplumda bölgesel olarak bile değişebiliyor. Bir kadının doğu bölgesindeki yaşam şartları ve algısıyla Karadeniz bölgesindeki yaşam şartları ve algısı ve ondan beklenenler bile bir tek toplum içinde bile aynı kalmayabiliyor. Dolayısıyla bunun içinde karşımıza çıkan bir kurgu var. Ve bu kurgunun edebiyat ve sanat yoluyla da pekiştiğini pekala görüyoruz. Bu konudaki önemli isimlerden biri Connell. Ve Connell hegemonik erkeklik diye bir kavram bırakıyor kucağımıza. Ve diyor ki, belirli bir zaman ve zeminde toplumda diğer erkeklerin kendisine göre şekilleneceği ve rekabet edebileceği iktidarı elinde tutan erkeklik imgesine işaret eden bir kavram olarak, yani kutsanan, peşinden koşulan kadınların ve erkeklerin iyi bir vatandaş, iyi insan ve muteber insan olabilmek için sadece kadınların değil peşinden koştuğu bir erkeklik kavramından bahsediyoruz. Ve aslında bir tarihselliği de var ve diğer bütün erkeklikleri ve kadınlıkları da ilgilendiriyor. Ama en önemlisi kırılgan. Ne demek kırılgan? Çok ilginç bir statü. Çünkü sürekli olarak toplumsal olarak kazanılması zor, kazanıldığında kaybetmesi kolay. Bir erkek üç kere insanlar önünde ağlasın bakalım. Çok kolay kaybetmesi ve sürekli sınanan bir şey. Tehdide açık, ispat gerektiren ve sürekli performans isteyen bir şey. Mesela işte erkeklerin genel olarak toplum içinde kariyer odaklı, lider vasıflı, öfkeli, girişken, bağımsız, hırslı, çalışkan, baskı altında bile iyi çalışabilen, zeki, analitik, ikna edici, yeterli ve rekabetçi olarak idealize edildiğini, kadınların duygusal, sevecen, çocuklarla ilgilenen, başkalarını düşünen, iyi bir dinleyici, arkadaş yanlısı, munis, kibar, yardımsever olarak idealize edildiği bu düzen tam da işte bu kalıp yargılar eliyle üretilmiş bir düzen ve buradaki kalıp yargılarla ilgili sınırlar bir erkek için tehdit altına girdiğinde kadınsılaşmak ve erkeklik kulvarından düşmek tehdidi var. O sebeple oldukça zor. Dolayısıyla erkeklik çalışmalarının bize yıllar içerisinde sunduğu bu kuramsal çerçeveye göre erkeklerin çok ağır yükler yumağı içerisinde bir sarmalında olduğunu söylemek mümkün. Bu hiç bitmeyen performans alanını muhafaza için erkeklerin yapması gereken kuramların pek çok söylediği birkaç şeyi alt alta sıraladım ve Hamdi Bey'i buna göre performansını inceledim. Ne bunlar? Kadınsılıktan kaçınma, kendine güven, saldırganlık, başarı, statü, çapkınlık, cinselliğe ilişkin tutum, duyguların kısıtlanması ve duygusal kontrol, kazanma, risk alma, şiddet, baskınlık, çalışma önceliği ve kadınlar üzerinde bir güç. Bakalım Hamdi Bey'e, rejim müdürümüz Hamdi Bey'e. Kendisi giyinmez. Redingot ceketini asla bir kere üstünden kendisi giyinip çıkarmaz. Postallarını kendisi çıkaramaz. Bir kere kahve yapmak ihtiyacı hisseder ama mutfakta hiçbir şeyin yerini bulamaz. Ve bir haydut Kara Hasan var. İleride duyacağız çatışmaları olacak sürekli. Mesela Kara Hasan'ın adamları rejim müdürünün adamını öldürdüğünde karılara mahsus bir oyunla öldürdün adamı mı der. Romanın içerisinde çokça edebi metinlere atıflar var. Hamdi Bey'in iki oğlu vardır. Birinin adı Namık, birinin adı Kemal. Celaleddin Herzamşah'ı ve Cezmi'yi çok okuduğunu söyler. Defaatle Celaleddin Herzamşah'ı okuduğunu. Ama romanda bir de Saniye karakteri vardır. O zavallı Necdet okur. Dolayısıyla kadınların ve erkeklerin okuduğu romanların akılsal, tarihsel yönüyle duygusal, histerik, servet-i fünun, efemine yönü iyice vurgulanmış olur. Kendine güven. Bu ikinci karakter karşıda konumlanan Anzavur Paşa, kasabada çok meşhur biri, çok ünlü biri. Anzavur Paşa ile aynı düğüne davet edilir. Anzavur Paşa'nın oturacağı koltuk bellidir ama oraya göz diker. Oraya oturur, oraya oturmaktan çekinmez. Ve herkese karşı bu kendine güveni ispatlayan bir erkek vardır. Mesela eşi kasabadaki kargaşadan biraz korktuğunda
Benim karım bunca yıllık helalim benim yastığımda koksun ha, yazıklar olsun ama sana değil bana diyecektir mesela. Çok gururludur, yanına sokulanlardan hoşlanmazdı, yanına da sokulan kimseyi sokuşturmazdı diye bir ifade var. Halk arasına asla girmez. Statü sahibidir. Hegemonik erkekliğin önemli noktalarından bir tanesi. Mesela çok parası yoktur ama o dönem içerisinde 5 mecidiyelik ev kirası verdiği çok büyük bir evde oturur. Dönemin ileri zenginlerinin ancak kiralayabildiği bir evde. Ve pek çok kişi istihdam eder evinde. Eşi reji idaresinde çalışan memurların eşlerini Hamdi Bey'in emriyle ancak şereflendirmek için dışarı çıkar ve gider. Dolayısıyla evin içerisine de kendi statüsünü konumlandıracak bir hava verir. Parayla ilişki yine hegemonik erkekliğin çok önemli noktalarından bir tanesi. Bir nevi potlaç kültürünün yaşadığı bir düzlem görürüz biz reji idaresi müdürünün evinde etrafında. Herkes onda çok para var diye düşünür çünkü öyle davranır. Daha adam kaldırılmıştır, indirmek için verir parasını alır. Kullanışlı bir adam çalıştıracaktır, verir parasını çalıştırır. İş yaptıracaktır, padişah yanlılarından kullanışlı olanları kullanacaktır. Bütün bunları sıkıştığında gelir, eşi Naciye Hanım'ın incilerini bozdurur, gerdanlığını bozdurur. Ama asla Hamdi Bey'in parası yok dedirtmez, bu da tamam. Duygusal kontrolü has safhadadır, iki çocuğu vardır, ne Namı ne Kemal'i ortada görmeyiz. Bir yere kadar Meryem Selva'ya bir selam yollayacağım. Metnin sonuna doğru artık öleceğini anlar. Şimdi milli mücadelenin devam etmesi lazım. Çocuklara ihtiyaç duyduğumuz bütün zihinsel performansımızı tevdi edip devamlılığımıza garantilemek için ihtiyaç duyuyoruz. Bir tek orada görürüz çocukları. Onun dışında korkarlar babalarından, sofraya inmezler, asla görünmezler ve babalık performansı değil, babacanlık performansı vardır. Tıpkı bir hegemonik erkekte olduğu gibi. Oraya geleceğim ama tuzaklara da düşmez. Pek çok sınama geçirir romanın içerisinde ama hepsinin içinden sıyrılmayı bilir. Bir kere kaymakam herkesi toplar der ki, padişahın yanında mıyız değil miyiz herkes imza verecek. Herkes var, Hamdi Bey de var, yalan söylemez. Ama bir gün önce adamlarından biri öldürülmüştür, ben imza vermiyorum der. İşte derler, tamam Hamdi Bey'i yakaladık artık, açık etti kendini. Ama der ki imza vermiyorum çünkü dün ölen adamın önce bir hesabını verin, burada bu kadar insansınız. Ondan sonra vereceğim deyip insanları birbirine düşürür ve işin içerisinden sıyrılır. Bir sürü diyalogda biz Hamdi Bey'in aslında milli mücadele taraftarı olduğunu anlayamayız. Yani aklını çok iyi kullanır, risk alır, gözünü kırpmadan Anzavur'un konağına gider. Anzavur'un adamlarının yollara düzüldüğü yerlerden tek başına atla geçer. Sürekli kudret kelimesi geçer Hamdi Bey'den bahsedilirken. Odasına girecek olan kasabanın ileri gelenleri bile bir saat yandaki muhasebecinin odasında beklerler. Babalık performansı, eyvah geldi son 5 dakika peki. Yok dedik ama babacanlık var. Şimdi meselenin en önemli noktasındayım. Babacanlık, cinsellik ve kadınlarla ilişki bir arada yürür. Burası en garip tarafı. Hani şu incelemelerde çapkınlık olarak addedilen taraf, ben örnekleri vereyim ondan sonra siz de düşünün, kararı size bırakayım. Gerçekten bu sıradan bir çapkınlık mı? Saniye, Seher ve Aganya diye 3 kadınla ilişkisini görüyoruz ama ismi bilinmeyen pek çok kadına da tecavüz ettiği romanda yazıyor. Saniye kendisine akrabalarıyla sığınan bir kadın, evinde çalıştırıyor. Evinde eşi ve çocukları yan taraftayken sürekli olarak Saniye'yi sıkıştırıyor. Saniye'nin kilitli kapısına girebiliyor. Saniye'nin hayatında rol alıyor. Sonra Saniye'yi reji idaresinde yaşatıyor. Ve sürekli Saniye'yi artık paraya kavuşmuş ama ağlarken görüyor tütüncüler. Ama çalışarak, didinerek beslediği herkesi kendinin malı olarak görüyor. Saniye gidecek, arkasından Seher diye bir kız gelecek. Ve bütün bunlar aslında eşi Naciye Hanım'ın tıpkı kaymakamın huzurunda o ortamı karıştırdığı gibi yalan söylemiyor ama kendi hakkı gördüğü için de hiçbir şey itiraf etmeden aslında fıtratına uygun hayatın, yaşamın bu olduğunu söyleyerek işin içinden sıyrılıyor. Saniye reji idaresi müdüründen kurtulmanın yolunu Kara Hasan diye bir hayduta kaçmakta bulunuyor ve Kara Hasan'ı kullanarak Hamdi Bey'den öce almak istiyor. Bunu öğrendiğinde Hamdi Bey ne yapıyor dersiniz?
reji idaresindeki bütün işçilere tecavüz ettiriyor Saniye'ye. Ama kuvvetli, ama kudretli, ama milli mücadelenin kesinlikle ancak ve ancak hakkından gelebilecek birisi. Tecavüz Seher de aynı şekilde çok küçük yaşlarda eve gelmiş biri. Seher'e karşı şansını deniyor, bir türlü başaramıyor. Seher'e bir talip çıkıyor, Seher evleniyor. Seher'i eliyle gelin ederken bile son kere şansını deniyor. Ama ne oluyor? Seher'i verdiği adamı çelimsiz, zayıf, erkeklik kudreti olmayan biri olarak buluyor ve diyor ki Seher bundan geri gelecek. Gerçekten de biz orada işte hegemonik erkeğin öbür erkeği, hasta erkeği, yaralı erkeği, kudretsiz erkeği nasıl ezdiğini görüyoruz. Günün sonunda Seher de Hamdi Bey'in olmuş oluyor. Tecavüz meselesi sadece bununla sınırlı değil. Padişaha ve Anzavur'a çalıştığını düşündüğü kasabadaki Madame Polini'ye de tecavüz ediliyor ama Anzavur'un evinden çıkarken tecavüz ediliyor ve Anzavur'u çıldırtıyor. Sen bir Çerkes paşasının evinden çıkan kadına o evden çıktıktan sonra tecavüz ettirdin diye. Bütün o erkeklik kodlarını ve simgelerini ilgili yerlere çok net bir şekilde uygulayarak kullanıyor. Bitti mi hocam sürem? 2 dakikanız tamam. Yaşasın hocam. Tamam. Şimdi aynı şekilde bir tek fark var. Aganni bu yabancı biri. Şimdi rejinin içindeki kadınlarla evdeki kadınlar sorun değil. Ama Aganni dışarıda bir kadın. İçeride Seher, eşi Naciye Hanım, Hamdi Bey Aganni'ye gitmeye başladığında panik oluyorlar. Çünkü bu sefer başka bir şey var. Tabisinin içinde değil. Ve çok ilginç bir şey oluyor. Aganni'ye gittiğini bütün kasabaya gösteriyor. Perdeleri kapatmıyor. Çünkü o esnada işler çok karışık ve Hamdi Bey'in gücünü ve kuvvetini bütün kasabaya duyurması lazım. Bu tabii şey üzerinde çok duramıyorum ama hani tecavüz dediğimiz mesele aslında cinsel bir davranış değil. Bir terörizm, politik bir fiil aslında. Barbara Menroff, Pamela Caron'a göre tecavüz etkili bir politik araç. Keyfi bir şiddet hareketi değil. Bir politik baskı altına eylemi, güçlü sınıfın üyeleri tarafından güçsüz sınıfın üyelerine karşı uygulanıyor ve tali bir şey değil, hiyerarşiye dayanan ilişkilerin yapısal desteğini oluşturuyor. Metinde bununla ilgili detayları buluyor olacaksınız. Ama tecavüz kültürü de hegemonik erkekliğin bir statü göstergesi açısından önemli bir kültür olarak karşımıza çıkıyor. Ve mesela karısı diyor ki Saniye'ye bunu yapmasan, bir sürü adamın Saniye'ye tecavüz etmesi günah bir şey. Yapma bunu, evimizde çalıştı. Günah mı diyor ve hiç tınlamıyor. Biz şeyi de görüyoruz, yani vatanı kurtarmanın pek inançla ilişkisi olmadığını, o inancın evdeki Naciye Hanım'a tevdi edildiğini ve aslında kurgusal bir erkeklik performansıyla bu işin kotarıldığını görüyoruz. Son olarak şunu söyleyebilirim. Naciye Hanım'ın ataerkil pazarlığına değinemiyorum ama sonuçta milliyetçilik ve erkeklik üzerinde daha çok düşünmemiz lazım. Çünkü eril idealleri ve stereotipleri kendisinin bir temsil aracı haline getiriyor milliyetçilik. Ve vatanseverliğin merkezde bulunduğu bir ideal erkek stereotipi oluşturuyor. Hasta adamı iyileştirmek, başka bir deyişle devleti ve siyaseti canlandıracak yeni bir bilinç, yeni bir insan, yeni bir toplum inşa etmek için gerekli maddi birikimin erkeklikte yattığı düşüncesi var, var olmak romanının bilinçaltında. Aileyi ve toplumu yok oluştan kurtaracak yeni bir erkekliğin temeli ve idealleştirilmesi bugüne kadar uzanan ve kadınların her türlü hakkını sürekli, her tarihte ve her dönemde bir siyasi pazarlık malzemesi haline getiren ve sürekli nirengi bir noktada kazanıp kaybedilen bir yerde tutan bu erkeklik aslında kurguda da gerçekte de bu milli mücadele döneminde temeli atılan bir şey olmuş oluyor. Ahlaklı ve çalışkan değil. Biz Tanzimat döneminde ahlaklı ve çalışkan erkek gördük. Ödevler, görevler ama artık yeni Türkiye akıllı, iş bilen, kuvvetini, kudretini ve hegemonik erkekliğini kullanarak sürekli ötekisi olarak konumlandırılan bir diğer medeniyete karşı performansını gösterecek bir kurgu olarak kurgulanıyor. Karşımızda 3 şey var, bununla bitiyorum. İdeal erkek, Hamdi Beyler. Öteki erkek, Anzavur Paşa gibi, Seher'in gittiği gibi, ayağa kalkamayan, kaldıramayan erkek. Ve bir de kadın.
Peki kadın nerede durur dediğimde ise vatandaş olamaz. Çünkü vatanın kendisi olanın vatandaş olma ihtimali yoktur. Vatanın kendisi olarak bir hülya ve rüya olarak kimi zaman işimize geldiğimizde sevgili, kimi zaman ana olarak ki Hamdi Bey'in ağzından sevgili ve ana vatan kavramları çıkar. Kendi hakkında söz söyleyemez çünkü üzerine basılıp geçilendir, elde edilendir, alınıp verilendir, tartışılandır. Sütçü imam askerler gezer ama ne zaman kıyamet patlar? Namusumuza el asıldığında. Cezayir'de ne olur? Peçe indiğinde. O güne kadar yok muydu orada asker? Veya Maraş'ta kalede bayrak olayı, Ermeni kızı Fransız askeriyle dans ederken ya dans edemiyorum burada Fransız bayrağı dalgalanıyor dediğinde kıyamet patlar. Vatanı kurtarmanın bir cinsiyeti var. Vatanın da bir cinsiyeti var. Bütün bu kurgular içinde ve bu kurgular normun bilinçaltından kaynaklanan bir akışla metnin bilinçaltına geçiyor. Ve son olarak Hamdi Bey'in vatanla ilgili birkaç cümlesi de bitirmek istiyorum. Evet, vazife Hamdi Beylerindir. Arka planda olanlar ancak bilenlere kalsın. Onun cümleleri şöyledir. Düşünüyordu Hamdi Bey yolda giderken, bastonlu taşlara vura vura, dudağını büküyordu, başını hafif hafif sallıyordu. Nasıl olur da bir insan içinden çıktığı millete karşı gelebilir? Üstünde dolaşıp nefes aldığı, ekmek yediği, sevinip ağladığı topraklara nasıl da hıyanet edebilir? Durdu, ayağının topuğunu vurdu yere. Bu yer, bu katı taşlar, karış karış, tane tane müdafaa edilmeli. Her karışın ortasında, her taşın dibinde bir gövde serilmeli yere. Dudakları gülmeli son nefeste. Vatanım için öldüm diye nara atmalı. Kendini unutmuştu, sesi çınladı etrafta. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz hocam. Nezihe Muhittin'le başladık. Halide Edip Adıvar'la devam ettik. İlhan Tarus'ta durakladık. Oturuma zaten 10 dakika geç başlamıştık. O yüzden bir parça sarkacak. Yani takip ediyoruz özenle. Minik minik sarkmalar olsa da. Kemal Tahir'le devam edeceğiz. Kıymetli hocam Hilal Akça, Erciyes Üniversitesi'nden kendisi. Kemal Tahir'in milli mücadele konulu romanlarında ideal kadın kahramanın yükselişi sunuş başlığı. Buyurunuz hocam. Saygıdeğer hocalarım, kıymetli misafirler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kemal Tahir'in romanlarında, milli mücadele konulu romanlarında ideal kadın kahramanın yükselişi başlıklı bir sunum yapacağım. Kadınlarla ilgili söylem, mitsel, mistik, tarihi, bilimsel, akademik hepimiz biliyoruz ki pek çok biçim aldı. Bazen defalarca tekrarlanan kalıpsal ifadelerin altında yatan değişimleri algılamak zordu. Ancak değişmeyen kadınların edebi eserlerdeki rolleriydi. Edebi eserlerde kadınlara biçilen roller genel itibariyle suskundu. Anne ve eş olmak. Hareketsiz bir dünyanın atıl bileşenleriydi onlar. Oysa erkekler aktifti. Kadınlar kaderlerini kontrol eden erkeklerin tarih sahnesinden uzakta, tanık olarak hizmet görme konumundaydı. Nadiren öncü roller üstlenirlerdi, bu rollerde zayıflıkları bütünüyle ön plandaydı. Onlar genelde fatihleri ve kahramanları ağırlamaya, aynı zamanda onlar yenildiğinde ağlamaya hazır öznelerdi. Hiçbir trajedi ve roman bir ağlayan kadınlar korusu olmadan tamamlanmış sayılmazdı. Ve artık bunun değişmesi gerekiyordu. İdeal kadınların kurgulanmasına gerek vardı. Kemal Tahir'in milli mücadele konulu romanları Esir Şehrin insanları, Esir Şehrin Mahpusu ve aynı zamanda Yorgun Savaşçı. Söz konusu romanlarda kadın kahramanlar savaş ve işgal olgusu karşısında farklı ve tutum ve davranışlara sahipti. Nedime, Fatma ve Neriman örnek bir kadın oluşturuyorlardı. Nedime eğitimli, idealist, aydın rolü üstlenirken Fatma ve Neriman cesur,
fedakar ve haberciydi. Roman Kamil Bey'in uyanışıyla başlıyor. Kamil Bey'in uyanışı tabii ki Esir Şehrin insanları ve devamı Esir Şehrin mahpusu. Esir Şehir üçlemesi olarak ilk iki romanı aldım. Kamil Bey İstanbul'a döndüğünde İstanbul'un işgal altında olduğunu görüyor ve onun uyanışı işgal altındaki İstanbul'la başlıyor. Aslında ülkesinin gerçeklerine yabancı bir aydın Kamil Bey. Eğitimli olmasına rağmen tam bir miras yedi. Ve işgal altındaki İstanbul'u gördüğünde şu cümleleri düşünüyor. İstanbul pencereden gördüğü kadarıyla ağır yaralar alarak yere serilmiş bir erkek gövdesine benziyor. Gezgin satıcıların akşam alacasının derinliklerinde yükselip alçalan anlaşılmaz sesleriyle sanki inliyordu. Evet, bu Kamil Bey'in ilk uyanışa geçmesiydi. Fakat onun asıl uyanışa geçmesi Nedime Hanım'la tanışmasıyla başladı. Çünkü Nedime Hanım ona kaybettiği milliyetçi eril özellikleri tekrar kazandırdı. Nedime Hanım'la birlikte Karadayı gazetesinde ve dergisinde çalışmaya başlaması onu aktif konuma getirdi. Peki Nedime Hanım'ın uyanışa geçmesi nasıl oldu? Onun uyanışa geçmesi ise kocası İhsan'ın Sultanahmet mitingine katılmasıyla gerçekleşti. İhsan Sultanahmet mitingine katıldıktan sonra şunları düşündü. Kadınlar bizden daha iyi dövüşüyorlar. Miting yapıldığı zaman burada olup Sultanahmet meydanını görmeliydiniz. Siyah çarşaflı bir kadın kalabalığı memleketin üzerinden bir an siyah bir bayrak gibi dalgalandı. Bu algıdan sonra İhsan Nedime'nin gazetede çalışabileceğine karar verdi. Romanda Nedime'yi eril müttefikleri bir destan kahramanı olarak tanımlıyorlar. Osmanlı'da, işgal altında, İstanbul'da gazetecilik yapmayı göze alacak kadar bu cesur ve fedakar kadının kim olduğunu merak ediyorlar. Ve ona destan kahramanı Nedime adını veriyorlar. Oysa ki Kamil Bey'e göre o güne kadar, çünkü eşinden bunu öğrendi, o güne kadar kadınlar tıpkı çocuklar ve yaşlılar gibi kurtarılması gereken ve onlarla aynı sınıfta olan öznelerdi. Kamil Bey, Nedime gibi siyasi ve sosyal düzeni tehdit eden bu olaylar karşısında kurban rolünden çıkıp kahraman rolüne bürünen bu kadını elbette ki merak ediyordu. O halde Nedime bir savaşçı mıydı? Çünkü savaşçı kadına baktığımızda erkek kılığına girerek ya da erkek gibi davranarak kötülerle savaşan, erkek akıl hocasından tavsiyeler alan bir kadın görüyoruz. Ama o okuyucunun karşısında her daim güçlü bir savaşçıydı. Evet, Nedime Karadayı gazetesinin ve dergisinin sorumluluğunu alarak işgal altındaki İstanbul'da güçlü, idealist ve prensipli yönüyle aynı zamanda etrafına topladığı eril müttefikleriyle bir savaşçı kadındı. Bu bağlamda düşündüğümüzde Nedime bir Athena mı? Mitolojide Athena'ya baktığımız zaman Athena hedeflerine ulaşmak için güçlü adamlarla ittifak kuran, savaş ve kriz anlarında doğru kararlar alan bir kadın. Genellikle savaşta seçtiği kahraman askerin yanında yer alarak ona güç, iktidar ve bilgelik sunuyor. Nedime'ye baktığımızda romandaki pek çok erkek kahramanın ruhsal, fiziksel ve aynı zamanda psikolojik açıdan kendisine yakın olmasına izin veren Nedime, aynı Athena gibi usta, mucit ve taklitçi. Nedime'nin eril müttefikleri onun dişil özelliklerini unutuyor. Neden? Çünkü esmer, solgun benizli bu kadın onların gözünde adeta bir erkek gibi. Çünkü Süleyman Ağa Kamil Paşa'ya Nedime'yi şöyle tanıtıyor. Aslan canım, aslanın kendisi, bizim gibi bin tane erkek kurban olsun. Nedime'nin cesaretine, yiğitliğine ve
pek çok erkekten daha erkek olduğuna vurgu yapan bu sözler, onun hamileliği haricinde dişil yönlerinin içe battığının da bir kanıtı. Bu yönleriyle Nedime'yi düşündüğümüzde Nedime bir dokuyucu ana. Çünkü dokuyucu ana sürecin başlangıcını ve sonucunu bilen, yeni yaşamı sıkı sıkı tutan ve dünyaya getiren ruhsal bağı bir kadın bedeni olarak düşünüyoruz. İhsan tutuklandıktan sonra Nedime'nin dergi ve gazetenin bütün sorumluluğunu alması, bir anda gazetenin Kuvayi Milliye taraftarlarının ve Anadolu'dan gelen haberlerin tartışıldığı bir mekana dönüşmesi, aynı zamanda Nedime'nin eril müttefiklerinin onu ulusun annesi olarak görmeleri, çünkü hepsinin hedefinde Nedime'yi korumak var, bize dokuyucu ana olduğunu gösterir. Bu bağlamda değerlendirdiğimizde Nedime bir toprak mı, vatan mı? Şu alıntı bizim için çok önemli. Hanımın gözlerinden keskin bir şey geçti. Sonra yumuşacık gülümsedi. Masanın üzerindeki eli titriyor. Yalnız eli değil, bütün vücudu bir nabız gibi atıyordu. Kamil Bey bu eli tutup öpmek isteğini açlık gibi duydu. Erkeklerin birliğine dayanan bir ulus kimliği inşa etmek için milliyetçi söylemde genelde vatan bir kadın bedenini temsil eder. Kamil Bey'in Nedime'nin elini öpmeyi bir açlık gibi duyması kadını vatan toprağı olarak hissetmesinden kaynaklanır. Nedime'nin toprakla, vatanla bir tutulması ve onun dişilliğinin, yaratıcılığının sadece hamile olmasıyla vurgulanması tesadüf değildir. Çünkü kadın figürü çoğunlukla pek çok kültürde topluluğun ruhunu simgeler ve Fransız devriminde bunun sembolü bebek doğuran kadındır. Devletin bütünlüğünü bozmak suçundan aranan Nedime, eril müttefikleri tarafından koruma altına alınır. Çünkü o ulusun annesidir. Kadınların milliyetçi rolleri çoğunlukla anneliktir. Ve kadınlar ulusun yuvasını temsil ederler. Nedime'nin romanda sembolik olarak vatanla özdeşleştirilerek hamileliğinin vurgulanması ise tesadüf değildir. Çünkü Nedime'nin hamileliği yeni devlete gebeliği imlemektedir. Onun kurtuluşu aynı zamanda vatanın kurtuluşu demektir. Bu durum ulus olma ve ulus kurma siyasetinin de temel ilkelerindendir. Bu bağlamda düşündüğümüzde Nedime aynı zamanda bir adalet anıdır. Kamil Bey'in kızı Ayşe'nin Nedime gibi olmasını istemesi de dikkat çekicidir. Çünkü bu ideal cumhuriyet kadınının Nedime üzerinden örneklendiğini gösterir. İnönü zaferinde de böyle yapmıştı. Kadın tek başına bir ordu gibi dövüşüyor. Benim Ayşe de böyle olsun istiyorum cümlelerini sarf eden Kamil Bey, aynı zamanda Nedime'nin adalet ana özelliğinden dolayı bunu söyler. Roman içerisindeki bir takım olaylar bize bunu kanıtlar. Çünkü adalet ana önüne gelen şeye bakma, doğasını kavrama, yaptığı yargılarda, aldığı kararlarda kesin olma cesaretine sahiptir. Mitolojide Athena ve Minerva savaşçı ve bilge kadın özellikleriyle adalet anayı temsil eder. Nedime bu yönleriyle bir ordu kadar güçlü gösterilerek idealize edilen cumhuriyet kadınını bünyesinde taşır. Bilge kadın Nedime. Savaşçı kadın sadece savaşmaz. Aynı zamanda kadınların ataerkil düzendeki rollerinin değişmesi için onlardan geleneksel rollerin dışına çıkmalarını isteyebilir. Bir milletin kadınları erkeklerle aynı safta dövüşe girerlerse o milleti yenmek hiç mümkün mü? En ilkel insan topluluklarında bu böyleyken zamanla nasıl unutulmuş? Hep erkek budalalığı. Hangi memlekette erkekler kadın yardımını küçük görmüşlerse o memleket mahvolmuştur diyen Nedime adeta bir anda yazarın sözünü emanet ettiği kişiye dönüşür. Nedime bu sözleriyle eril tahakküm altında kadının giderek değersizleştiğini bir kez daha vurgular. Eril müttefiklerinin ona duyduğu saygı sadece savaşta gösterdiği cesaretten, bilgelikten ve güçten kaynaklanmaz.
Aynı zamanda kadınlarla ilgili görüşleri de bu fikri destekler. Sonuç olarak Nedime romanda kazanan taraf mıdır? Evet, baktığımız zaman sonuçta Nedime kazanan taraftır. Ama bir erkeğe karşı kaybeder. Çünkü Nedime Kamil Bey'in milli uyanışa geçmesine ve ülkesinin bağımsızlığı için her şeyi göze alan bir kahramana dönüşmesine vesile olur. Baktığımız zaman, bu bağlamda baktığımız zaman bilgeliği, şifacılığı ve cesaretiyle galip gelir. Tapılacak kadar güzel bir kadın olan Nermin ise bu ideal yüklü vatansever kadın karşısında kaybeder. Nermin, Kamil Bey'in konfor alanına düşkün eşidir. Savaş karşısında duyarsız ve bencildir. O yüzden Kamil Bey'e desteği Nedime Hanım sağlar. Yazarın bu bağlamda Nermin'le Nedime karakterini karşıt özelliklerle donatması aynı zamanda ideal kadın örneğini kurgulamaya çalışmasından kaynaklanır. Nedime kahraman ilan edilir mi? Nedime savaşçı kadın Athena, adalet ana, bilge kadın, dokuyucu ana figürlerinin arketipik özelliklerini bünyesinde taşıyan ideal bir kadındır. Ama romanın sonunda kahramanlaştırılan Kamil Bey'dir. Nedime ona yardımcı konumda bir karakterdir. Kemal Tahir'in erkeğin yolculuğunda kadını kurtarılması gereken bir nesneye dönüştürmesi zaten bu fikrimizi destekler. Oysa Frankel'e göre kahramanlık mitleri anlatılırken kadına da bir bölüm ayrılması gerekir. O bir erkek gibi giyinip savaşa giden kişidir. Ancak erkeğin silahlarını kullanırken bile bir kadındır. Bugüne kadar onun erkek kahramanın macerasında seyahat ettirilip kahramanlığın erkeğe atfedilmesi güçlü kadın okuyucuların hayal ettiği bir durum değildir. Esir Şehrinin İnsanları romanının sonunda Nedime silinerek kaybolur ve kahraman ilan edilen erkek Kamil Bey'dir. Milliyetçi erkeklerin destekçisi kadınlar Fatma ve Neriman. Milliyetçi kadınlar destekleyici, sembolik, genellikle de bastırılmış ve geleneksel rollerde kalmaları yönünde bir baskı hissederler. Bu kadınlar kocalarına destek verip ulusun çocuklarını yetiştirerek ve ulusun namusunu simgeleyerek hizmet ederler. Ataerkil görüş içeren bu tutumda onlar milliyetçi mücadeleye destek olmak için ya tutuklanıp sorgulanan erkek milliyetçilerin yanında yer alırlar ya da tehlikeli bir şey yapacak gibi görünmedikleri için evde tecrit edilmiş olan erkeklere yardım ederler. Aynı zamanda bu kadınlar milliyetçi çabaları desteklemek için insanları seferber etmede daha başarılıdırlar. Çünkü daha az tehditkar ve militan görünürler. Bir Anadolu kadını Fatma. Esir Şehrin İnsanları romanının sonunda Ramiz'in eşi olarak romana katılan Fatma, Esir Şehrin Mahpusu romanında da bir kadın kimliği yaratır. Çünkü Nedime silinerek kaybolur, yerine bir Anadolu kadını fedakar Fatma gelir. Fatma, Esir Şehrin Mahpusu romanında özellikle okuma yazması olmayan bir anne eş rolünü üstlenmiş fedakar ve cefakar bir kadındır. Aynı zamanda Anadolu'dan gelen haberleri hem Kamil Bey'e hem de Ramiz Bey'e ilettiği için mitolojide Iris'in özelliğini taşır. Fatma'nın uyanışa geçmesindeki temel öge Sultanahmet mitingidir. Sultanahmet mitingi Nedime'yi uyanışa geçirdiği gibi Fatma'yı da uyanışa geçirir. Fatma mitinge katıldıktan sonra eşi Ramiz'i milli mücadeleye katılması yönünde ikna eder. Bu bağlamda Sultanahmet mitingi Müslüman Türk kadınlarının milli duyarlılıklarının uyanışında kaydedilmesi gereken önemli bir tarihi hadisedir. Fatma ömründe hiç olmadığı kadar ciddiydi. Kadir'i doğururken bile olmadığı kadar. Yüzüme bir an nasıl baktı? İşte o öfkeli dişi hayvan bakışını asla unutamam. O bakış içimde çoktan beri uyuyan dövüşçü erkek ruhunu yakasından tutup sarstı. Bu cümleleri sarf eden Ramiz'dir. Burayı geçiyorum, sürem az kaldığı için.
Diğer bir kadınımız Yorgun Savaşçı romanında Neriman. Neriman baktığımız zaman aslında ne bir Anadolu kadınıdır ne de Nedime gibi idealist ve bilge bir kadındır. Hatta romanın başında baştan çıkarıcı rolü üstlenir. Ama Neriman'ın roman içerisinde daha sonra rolünün değiştiğini görür. Neriman'ın savaş mağduru olarak değerlendirilmesinin sebebi kocasını savaşta şehit vermesi, bir oğluyla dul kalması, sonra yorgun ve yılgın olan subaya yani Cemil'e aşık olması ve aynı zamanda her yerde aranan subaya yardım etmesi olarak söylenebilir. Neriman, milliyetçi erkeğin en büyük destekçisidir. Romanın başında yukarıda bahsi geçen, diğer kadınlar gibi ideal niteliklere sahip olmayan, güçlü, cesur gösterilmeyen Neriman, bir subaya aşık olarak ne yapar? Roman içerisinde değişir. Özellikle Patriot Ömer'in mahsur kaldığı yerden daha güvenli bir mekana geçirilmesinde Neriman aracı olarak kullanılır. Ve Cemil'in Neriman'ın kahramanca yürüdüğünü söylemesi, alıntıda görüldüğü gibi tesadüf değildir. Cemil'i milli mücadeleye tekrar katılması için ikna eden güç konumundadır. Çünkü Cemil o kadar yorgun ve yılgındır ki ama Neriman onun yanında olarak destek verir. Hatta romanın ilerleyen bölümlerinde Cemil'e bir oğul vereceği bilgisi okuyucuya aktarılarak Cemil'i ayakta tutan güç haline gelir. Bu bağlamda Campbell'ın kadının erkek kahramanının yolculuğunun yaşam enerjisi olduğu gerçeği karşımıza çıkar. Sonuç olarak Kemal Tahir'in milli mücadele konulu romanlarında kadınların sosyal düzene katılma çabaları görülür. Kemal Tahir'in diğer romanları düşünüldüğünde bu romanlarında yarattığı kadın karakterler oldukça güçlü ve idealisttir. Kemal Tahir'in ideal kadını kurgularken milli mücadeleye duyarsız kadın tipleri yaratmaya çalıştığı da görülür. Aynı zamanda güçlü kadın kahramanları her daim erkeğin yardımcısı ve ödülü konumuna yükselterek kalemini eril zihniyetin tahakkümünden kurtaramadığına da rastlanır. Çünkü romanlarda kahramanlar hep erkektir. Süremi aştıysam özür dilerim. Hızlı konuştuğum için affedin. Kusura bakmayın. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz hocam. Hiç açmadınız. Sağ olunuz. Son konuşmacımız Meryem Selva İnce. Çocukları da konuşmak gerekir elbette. Milli mücadelede nasıl konumlandılar, nasıl vardılar? Kurtuluş Savaşı anlatılarında anlatıcı kimlikler, fedakar çocuk kahramanlar ve çocuksu öznellikler. Buyurunuz hocam. Bir yerde çocuğu konuşmamak imkansız. Ama ben bugün katılımcılardan da özel bir rica ile hem konuşmacılardan hem katılımcılardan bahsettiğim konular üzerinde birazcık kendi okurluk hafızanızı yoklamanızı isteyeceğim. Yani şöyle bir şey. Biraz tabii ben bu bildiriyi hazırlarken, kitaba da hazırlanırken Kurtuluş Savaşı anlatılarındaki çocuk imgesine odaklanmaktan ziyade acaba çocuk edebiyatı bağlamında lanse edilen metinlerde nasıl bir Kurtuluş Savaşı anlatısı olmuş ve çocuk özneye bu savaşın anlatılması mümkün mü sorusuna bakmaya çalıştım. Çünkü bu buradan orayı kurmak ve çocuğa göre kurmak çok netameli bir alanmış. Bunu da gördüm. O yüzden şunu merak ediyorum. Yani geçmişte siz hem öğrenim hayatı boyunca hem sonrasında çocuklarınıza Kurtuluş Savaşı'na dair bir şey okuttunuz mu? Siz neler okudunuz? Hafızanızda neler canlanıyor? Bunu merak etmeden geçemedim. İlk olarak ben burada tarihsel bir seyir yapmamaya çalıştım. Çünkü aradığım soru daha çok Kurtuluş Savaşı'nın dönemsel olarak nasıl alımlandığı ve nasıl anlatıldığı üzerine odaklanmaktı. Bu yüzden hem kurmaca metinlere bakmaya çalıştım hem de ders kitaplarında ve çocuklara Kurtuluş Savaşı'nı nasıl anlatırız şeklinde
lanse edilen melez anlatılara bakmaya çalıştım. Ahmet Refik'in Çocuklara Türk İstiklali Harbi bu konuda seçtiğim metinlerden bir tanesi. Çünkü görselinde de gördüğünüz kadarıyla, burada tabii çocuk edebiyatı söz konusu olunca bol bol görselli bir şölen de bizi bekliyor. Seçilen resimde balkon konuşması gibi bir sahneyle işte sahne var. İstanbul'a Türk ordusu giriyor, savaş kazanılmış ve bir dede ve yanında da bir çocuk temsili var. Bu mesela önemli şeylerden bir tanesiydi. Peki ben ne yapmaya çalıştım, niye buradan gittim? Cumhuriyet dönemi edebiyatının metin yelpazesine baktığımızda Kurtuluş Savaşı sonrası kendi kültürel kodları ve metinsel dinamikleri içinde Türkselliğini sergileyen, hatta doçent doktor Erol Köroğlu'nun adlandırmasıyla bir alt tür olarak beliren Kurtuluş Savaşı anlatılarında milli hafızanın kaydını tutmayı misyon edinen, yaşanan acı ancak sonuç olarak zaferle taşlanan tecrübeyi genç kuşaklara aktarırken aynı zamanda milli bir şuur inşa etme motivasyonuyla şekillenen yerli metinler diye söz etmek mümkün. Savaşın ve öznelerinin anlatılardaki temsili söz konusu amaca hizmet ederek biçimlendiği için bu anlatılar üzerinde yapılan çalışmalarda çocukluğun politik inşasını örnekleyen militarist öznelerin değerlendirildiği, Cumhuriyet ideolojisinin işlerlik alanı olarak çocuk bedenlerinin merkeze geldiği, işte burada hem dergilerdeki Gürbüz çocukları kastediyorum, hem de çocuğun fiziksel olarak biçimlenmesini kastediyorum. Propagandist yanına dikkat çeken çalışmalar var. Kurtuluş Savaşı'nın ana erişkin edebiyatındaki ana şeylerine baktığımızda Aka Gündüz, Behzat Minez, Şevki Yazman, Fuat Umay gibi yazarların çocuklar için de metinler kaleme aldıklarını görüyoruz ve burada anlatıcı yetişkin olarak izleyici pozisyonuna çekiliyor. Çocuk kahramansa minyatür yetişkin çizimlemesiyle desteklenerek üzerine yüklendiği ödevi canı pahasına gerçekleştiren kahraman olarak merkeze geliyor. Ama sonrasına baktığımızda, özellikle 80'li yıllar sonrasında anlatılan Kurtuluş Savaşı metinlerine baktığımızda edebiyat temayülünde de yaşanan değişimi göz önünde bulundurursak kadın hareketinin de bu alandaki varlığının genişlemesiyle çocuk edebiyatında da bir keşif var. Şöyle bir keşif, yani bir çocuğa çocuk gerçekliğini ve çocuğa göreliği merkeze almaya çalışan bir tutum var. Ama diğer yandan bir arayış, kız çocuk kahraman olarak ne bulabilirim? Bunu nasıl anlatabilirim? Ya da işte geçmişte intihar bombacısı gibi canını feda eden erkek çocukların, anlatıda büyüklerin fedakarlıklarını izleyen pozisyona çekildiğini görmeye başlıyoruz. Çünkü şiddet çocuğa nasıl temsil edilecek şeyi var. Bu izleme ve izlenme pratiğinde anlatıcı kimliklerle çocuk öznelerin kahramanlıkları ve çocuksulukları eyleyen, gözleyen, faili olan ve tanık olan şeklinde yer değiştirmeye başlıyor. Bu yüzden çocuk ve çocukluk kahramanları özelinde, birazcık çocukluğun kurulumunu ve çocuk özne özelinde de Kurtuluş Savaşı'nın alımlanma pratiklerinin izini anlatısal düzlemde izlemeye çalışırken bir yandan kahramanların çocuksu özelliklerini de değerlendirmeye çalıştım. Sonrasında anlatıcı kimliklerin çocuk özne tahayyüllerinde kahramanlıklarında maskelemeye çalıştıkları, fedakarlık kültürünün örselediği, çocuksulun ödev söylemi ve kahramanlarındaki eylemlerin temsil alanındaki hallerine bakmaya çalıştım. Burada tabii çocuksu sesi temsilen bir iki örnek vermek istiyorum aslında. Bir anlatıcı anne kız ilişkisinde empati yapıyor ve kızın duygularına ses veriyor. Bu örnek önemli çünkü benim gördüğüm bu anlatılarda duyguların temsili yelpazesinde, yani işte edebiyat kısmında birazcık da kızgınlık, bir miktar üzüntü ve sonradan gelen bir sevinç var. Ama duygunun yansıdığı eyleme geçme motivasyonuna baktığımızda korku yok, kendini feda etmek var ve çocuklara has değil bu duygu. Kendi ırksal kimliklerinin bir gereği. Yani Türk olduğu için böyle. Bedensel olarak mitik kahramanlar gibi işkence görse de çocuklar, vatan aşkı ve iman gücüyle çocuk bedeninde bunu hissetmeyen Seyit Onbaşı gibi kahramanlıkları var bu öykülerde. Büyüme eşiği yaşıyorlar ve bu büyüme eşiği düşmanla karşılaşmadan önce vatan için bir şey yapma isteğinin tetiklediği olaylar zinciriyle geçiliyor. Ancak çocukluklarında kaldığı için bir Bildungsroman gibi bir büyüme şeyinden bahsetmek de söz etmek mümkün değil. Ama Kurtuluş Savaşı söz konusu olduğu için Atatürk gibi öksüz ve yetim kalma ve anlatının başlangıcında bir anneanneye, bir dedeye, bir amcaya gönderilme hadisesi var. Yine çocuk özeninde baktığımızda farklı yıllardan bulabildiğim temsillerde şunu fark ettim.
tarihi gerçeklik, burada mesela Halide Edebadıvar'dan onun alternatifliğinden de bahsettik. Çocuk söz konusu olduğunda mutluk merkezli anlatı daha. Merkezde alternatif bir tarih anlayışını görmek çok mümkün değil. Ancak İsmail Bilgin gibi çok satar bir seriye baktığımızda Kurtuluş Savaşı'na yer veren her metnin anlatıya kaynak teşkil ettiğini görmeye başlıyoruz. Bu da şöyle bir şey, işte hem Fevziye Tansil'in İstiklal Harbi'nde mücahit kadınlarımız var bir yanıyla, bir yandan Nazım Hikmet'in Kuvayi Milliyesi var, bir yandan da herhangi bir gazetede herhangi bir kadın kahramanının anlatan bir makale bile anlatının zeminini teşkil ediyor. Söylem merkezli baktığımızda ise daha çok seküler bir yayın yapma pratiğini önceleyen yayın evlerinde 80 sonrasında da Atatürk merkezli bir anlatı varken daha milliyetçi muhafazakar, bunları söylerken çekinerek söylüyorum ama birazdan resimleri de göstereceğim. Tandanslı yayın evlerinin Aka Gündüz'ün anlatısallığında bir yapı inşa ettiklerini gözlemliyoruz. Bu nasıl bir yapı? Gazi'nin gizli ordusundaki gibi kendini feda eden, bu feda etme halini ırksal bir içkinliğe, özelliğe bağlayan, çocuksu sese yer vermeyen bir anlatı. Çünkü sırası değil, sırası olan vatanın savunulması. Ki bu noktada bütün metinlerde çocuksu duyguların ertelendiğini görüyoruz. Aka Gündüz'ün hikayeleri çocuk özneyi kahramanlaştırırken her metnin sonunda şöyle bitiyor. İşte bunu dünyada yapsa yapsa ancak Türk çocuğu yapar. Bu diğer metne geçtiğimizde değişiyor. Çocuk değişiyor, anne oluyor. Anne değişiyor, öğretmen oluyor. Ama bu söylem sürekli devam ediyor. Aynı söylem ilginç biçimde 2000 sonrası işte bahsettiğim milliyetçi muhafazakar metinlerde de şöyle ortaya çıkıyor. Küçük bir çocuktan böyle bir şey beklemiyorlardı. Kendilerinden korkacaklarını, her dediklerini kolayca yapacaklarını sanıyorlardı. Ama aldanıyorlardı. Bu millet işgalci askerlerden korkar mıydı? Çoluğu, çocuğu, kadını, erkeği, yaşlı, genci hiçbiri korkmazdı. Onurlu, namuslu ve özgürce yaşamak gözlerini kırpmadan her şeyi göze alırlardı. Bu seste de benzer bir şeyi görüyoruz. Ve Şükriye diye bir şey var, çocuk kahramanlardan hemşire. Onun da metninde yaptığı fedakarlık sonrası şu ses var. Türk kızı dediğin işte böyle olur. Şimdi Türk öğün, güven, çalış motivasyonu 40'lardan bu yana yine her tür, her metinde var. Geçmişinle öğün, Türklüğünle öğün, kendine güven ve çalış. Çünkü Cumhuriyet senin omzunda yükselecek, mihnet duymalısın ve aynı zamanda bu senin ödevin, sen borçlusun varlığını. Vatan önemli, bayrak düşmez, namus mutlaka korunmalı. Burada ben de Zeynep hocama selam vermiş olayım. Ama mesela bu biraz daha 80'lerde olan bir metin. Diğerleri daha 70 ve 40'lı yılların metinleriydi gösterdiklerim. Aka Gündüz metinlerinin sonunda şöyle bir not düşüyor çocuklara yazdığında. Sonraki, kendinden sonra gelecek olan yazarlara sesleniyor. Ben tarihten bir not düştüm, bir gerçeği aktardım ama onu yazacak olan sizsiniz diye. Bu özellikle 80'lerden sonra üretilmeye başlananlarda, tabii daha öncesinde de bu çağrının karşılık bulduğunu görüyoruz. Bütün çocuk edebiyatı metinleri Kurtuluş Savaşı'nı anlatırken orada çocukların nasıl fedakarlık yaptığı üzerinden şekillenerek ilerliyor. Peki bir de bunların haricinde hala çok satan ve 2000'li yıllarda da yani yazılan metinler var ve ilginç biçimde bunlar çocuk edebiyatı metni olarak görüldüğü halde 40'lı yıllardaki söylemin şiddetini, eril tahakkümü hepsini tekrar ettiklerini görüyoruz. Normalde yayın evlerinin politikası çocuğa göreliği ve çocuğa gerçekliği yansıtan metinler yayınlamak üzerindeyken Kurtuluş Savaşı bir bilgi biçimi olduğu için ve aynı zamanda bir söylem inşa ettiği için orada ustan süre gitmemişler. Bu bildiri vesilesiyle de araştırırken benim ilgimi çeken konulardan bir tanesiydi bu. Birazdan bahsedeceğim. Mesela İsmail Bilgin'in Kurtuluş Savaşı anlatıları var. Kurtuluş Savaşı hikayeleri sonradan öyküleşiyor. Kara Fatma, diğer adıyla da Fatma Seher. Onun metninde mesela Fatma Seher olarak tercih edilirken hiç kız çocuğu yok, kız evladı yok. Doğrudan bir fedakarlık hikayesi var. Tamamen nasıl savaştığı, nasıl çetelerin başına geçtiği anlatılıyor. Bir de başka bir yayın evinden, aynı dönemde yazılmış Zehra Aygül'ün bir serisi var. Orada biraz bu örneği verme sebebim, başta da söylediğim, bu çocuksu sesi görebildiğimiz bir metin haline gelmiş 2000'de. Kızı Dürdane'den bahsediyor ve Dürdane savaşın ortasında yalnız başına evde kaldığı için annesini bekleyen bir çocuk ve anne hasreti çeken bir çocuk. Yani bunu 2000'lerden önceki Kurtuluş Savaşı metinlerinde görmemek ilginç bir şey. Ve doğrudan diyor ki
O gün akşama kadar kaldığı dağ kulübesinde annesinin gelişini beklemişti. Onu anlatacak o kadar çok şey vardı ki o gittikten sonra geceleri çok korktuğunu söyleyecekti mesela. Duvarda gördüğü gölgeleri eski masallardaki canavarlara benzettiğini, dışarıdan gelen seslerden ürktüğünü, yorganı kafasının üstüne kadar çekip güçlükle uyuyabildiğini söyleyecekti. Onun yaptığı pilavı çok sevdiğini, ne kadar uğraşsa da onun gibi pişiremediğini, bir gün evde kalabilirse kendisine pilav pişirmeyi öğretip öğretemediğini soracaktı. Yalnızlıktan çok sıkıldığını, bazı geceler babasının kendisine seslendiğini duyduğunu söyleyecekti. Babasının rüyalarında onunla konuşmaya geldiğini, sabret kızım az kaldı dediğini, saçlarını okşayıp öptüğünü anlatacaktı. Sonra bu savaşın ne zaman biteceğini soracaktı. Şimdi burada birazcık Atatürk anlatılarına ara vererek bu sahneyi... Pardon ya buraya geçeyim süre şey olduğu için. Burada mesela şey oluyor, birden okur olarak diyorsunuz ki ilk defa Kurtuluş Savaşı'nda bir çocuğun duygusunu gördük. Yani çocuk nasıl sesleniyor, nasıl deneyimliyor bu savaşı, ne söylüyor diye. Ama sonra sayfa değişiyor, sayfa değiştiği anda çocuğun söylemi de değişiyor. Diyor ki Dürdan artık kulübede tek başına kalmak istemiyordu. Bir gün annesinin karşısına çıktı, diklendi, dudaklarını şişirip somurttu. Ne var sanki ben de seninle cepheye gelsem, sanki burada çok mu güvendeyim? Tüfek kullanmak nedir ki? Çocuk oyuncağı. Ve alıyor, tüfekle ateş ediyor. Yani 10 yaşlarında, 11 yaşlarında. Bak diyor, nasıl da hedefi tam ortasından vuruyorum. Sonrasında annesi onu yanına alıyor ve savaşta ilerlemeye başlıyorlar. Diğer mesela bunun karşısında İsmail Bilgin'de hiç yok. Doğrudan savaşta aldığı sorumluluklar var. Ve buradan baktığımızda bir kadın karakter kurma anlayışında dahi bu sefer anlatıcının dilinde bir erkek ve kadın ayrımı olduğunu görüyoruz. Ve kadın kahraman anlatılsa da 2000 sonrasında şöyle bir şey de var. Bu kadın kahramanların bir şekilde kadrinin kıymetinin bilinmediği Cumhuriyet sonrasında. Hepsinin vefasızlık içinde şey olarak öldüğü, fakir bir şekilde öldükleri madalyonları olsa da yani böyle bir söylem var metinlerin sonunda. O da ilginçti. Yine... Çocuksuluk ve çocukluk bağlamında yani bu iki örneği vermemin sebebi gerçekten hiç yok gibi sadece bu ikisi varmış gibi bir bulgu olmaya başladı şeyin sonu, araştırmamın sonu. Asker Saime var. Asker Saime'de de savaşın ortasında bir göç var. O göç sırasında Asker Saime çocukları oynatıyor. Sadece böyle bir şey görüyoruz. Çocuklara giderken masal anlatıyor. Onun haricindeki bütün metinlerde çocukların görevleri var ve bu görevler ağır görevler. Kadınsal olarak işte örgü örmek gibi, içlik, fanilla, eldiven örmek gibi görevler var ama çocuklar bunları reddediyor. Mesela burada bugün konuştuğumuz cinsiyetçi rollerin dışında bir şey görüyoruz. Cumhuriyet döneminde yazılan metinler olduğu için ve erken dönem olduğu için kadın ve erkek burada aslında yoldaş gibi ve çocuğun cinsiyeti yok. Yapması gereken cepheye gitmek, o kadınsal rolleri reddeden çocuk kahramanlar var. Ve giderken taşıması gereken şeyler var. Ya kanıya eşlik edecek... Ya işte silah mühimmatı var içinde, erzak var. Ya cepheye giderse hastalara bakacak. Ama en önemlisi hepsi, özellikle erkekler, bilgiyi iletmede kullanıyorlar. Bedensel olarak küçük oldukları için casusluk yapmakta kullanılıyorlar. Casusluk yapmaların haricinde ulak olarak kullanıyorlar. Ulak olarak kullanılırken de işkencelere maruz kalıyor çocuklar. Ve o işkenceye maruz kalan bedenlerine rağmen hiçbir biçimde o bilgiyi satmıyorlar. Çünkü çocukluklarının şeyleri... Görevleri, bedensel olarak bir de Gürbüz çocuk sağlıklı, işte yılmama, sorumluluk hallerine baktığımızda mesela küçük Şükriye diye bir karakterimiz var. O hemşirelik yapıyor ve hemşireliği sırasında beklenen ötesinde Yunan askerlere de yardım ediyor. Mesela bunu da 2000 sonrasında gördüğümüz şeylerden bir tanesi. Ama yine de bütün çocuk karakterler hiçbir biçimde korkamaz. Görevini ne olursa olsun yerine getirmek zorunda. Hatta Yusuf diye bir karakter var. Şiddet gördüğü için geri dönüyor. Geri döndükten sonra komutan onu şöyle bir şey söylüyor. İşte ya tekrar aynı şey başıma gelirse diye ikinci göreve gitmek istemiyor. Komutan diyor ki hayır, savaş sırasında böyle bir şey düşünemezsin. Gitmelisin ve çocuk bunu gerçekleştiriyor. Bir anlatıda da Eskişehirli Kambur Kerim var. Ondaki sahnede çocuk yine casusluk yaparken, atıyla gezerken attan düşüyor, sakatlanıyor, omuriliği zedeleniyor. Ve tedaviye alınıyor. Bunlar 2000 sonrası olan metinler. O yüzden birazcık örneklemek istedim. Zift dolu fıçının içine sokuyorlar çocuğu iyileşmesi için. Ve bir hafta kadar çocuk savaş sırasında o zift dolu fıçının içinde kalıyor. Ve kalktığında kambur kalıyor. Yani onun vatan hadisesi de
vatanı savunma şeyi oradan gelen bir şey. Ve bayağı 20 baskı yapmış bir metin bu sonrasında anlatılan. Benim bu yüzden tabii burada örnek olarak aldığım şeyler de vardı. 80'de işte Atatürk yılının da olması sebebiyle mesela bu metinlerde doğrudan Atatürk'ün hayatı yok. Ama çizimlemeler ve resimlerde çok görüyoruz. Yine bahsettiğim farklı farklı 90'larda ve 2000 sonrasındaki metinlerin kapaklarını burada göstermek istedim. Bir çizgi roman şeyi var. Kadınların anlatıldığı yerde çocuk olarak kurgulanan bir tek Onbaşı Nezahat. Çünkü babasının kızı ve asker olmak isteyerek hareket ediyor. Bu bahsettiğim daha çok 2000 sonrası anlatılar. Bu 40'a yakın seri kitap halinde. Bir seri kitap oluşturma motivasyonu var çocuklara yönelik. Kurtuluş Savaşı anlatılarında. Özetle söylemek istediğim aslında şu, eğer çocuk anlatıda tanık değilse, aktif rol alıyorsa çocuk sesini kapayan metinler, Kurtuluş Savaşı metinleri. Nutuk merkezde resmi tarihle paralel 80 sonrasında kadın çocuk kahraman yaratma arayışı var. Çocuk edebiyatı anlatı kodlarının ve alımlanışının değişmesiyle alternatif bir tarihsel anlatı değil, anlatım biçimi olarak geçmişe doğru fantastik bir yolculukla gelen tanıklık hali var. Kurtuluş Savaşı hikayelerinde çocuk bedeninin ve çocuk öznelliğinin ötesine taşan metinler söz konusu. Bu noktada da şunları sormamız gerektiğini düşünüyorum. Çocuklara Kurtuluş Savaşı anlatısı nasıl aktarılmalı? Çocuğa görelik çocuk gerçekliği ilkesi burada bir bariyer mi? Yoksa bir gözlük mü? Fedakarlık ve şiddet dozu artmadan nasıl verilebilir? Kız ve erkek çocuğun ayrımının erken Cumhuriyet dönemindeki Kemalist söylemle paralel ilerlediğini de söylemek mümkün. Çocuğun cinsiyet yok ama görev olarak cinsiyetçilik de yok. Şunu da unutmamak gerek tabii, yaş olarak çocuk yaşının 16 hatta 18'e çekildiği bir dönemde değiliz. Savaş içinde çocuklar mıydı? Yoksa sonradan yazıldığı gibi çocukluk burada propagandist bir anlam mı yüklendi? Yani şunu söylemek istiyorum aslında. Onlar çocuktu söylemini inşa etmek başka bir şey. Çocukların doğrudan fedakarlıklarının tarihsel kaydını tutmak başka bir şey. Bir de tabii neden böyle bir kahraman yaratma anlayışı var ve biyografik öykü kullanma bir kahraman arayışı var. Çocuklara niye bunu yüklüyoruz 2000 sonrasında diye soruyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz hocam. Çok ufuk açıcı oldu benim için gerçekten. Yani çocuk edebiyatında milli mücadele, çocuklara nasıl anlatılmalı hiç kafa yorduğum bir şey değildi. Yani evet, Halide Edip metinleri üzerinden, Yakup Kadri metinleri üzerinden çocukların konumu ne, milli mücadelenin içinde bu konuya kafa yordum çok ama ilginç oldu. Diğer taraftan şey de var, yani paylaşmadan edemeyeceğim hakikaten. Çocuk olma lüksü olmayan çocuklarla karşı karşıya kalıyoruz ya, hep Halide Edip metinlerinde de, Yakup Kadri metinlerinde de öykülerin adları dahi bunu imliyor. Çarpıcı bir sunumdu hocam, çok teşekkür ederim. Şimdi oturumun sonuna geldik değerli konuklar. 5 tane birbirinden kıymetli bildiri dinledik diye düşünüyorum. Biraz da ister istemez elbette ki 5 konuşmacı uzadı oturum. Sorularınız varsa sorularınızı alalım arzu ediyorum. Var mıdır? Zaten sanki bize böyle bir parantez açmışlar. Baktım hocam hep 4'er sunum, 3'er sunum. Kadınlarla çocukları evet, bir oturumda 5 kişi konuşuruz hocam, tamamlarız demiş. Çocukları neden kadın oturumuna aldığımızı bence tertip heyetine sormalıyız. Yani sanırım sürekli yanımızda taşıdığımız yetmiyormuş gibi, değil mi? Bence bu muhtemelen... Ötekiler, değil mi? Evet. İstemeden böyle oldu. Demek ki hocam öyle oluyor, olabiliyormuş. Yani gerçekten böyle parantez içine alınmışız gibi hissettim. Buyurunuz efendim, sorularınız varsa alalım lütfen. Vallahi sorunun nasıl akacağını bilmiyorum. Yani uzunca bir şeyler yazdım ama... Şimdi aslında iki gündür kurgu, kurmaca ve tarihsel gerçeklik bağlamında da konuşuyoruz. Yani edebi metin, ben bir tarihçi olarak bugünkü sunumu dinlediğim zaman biraz ortaokul yıllarına gittim. O dönem milli mücadeleye dair romanları okuduğum zaman duygusal olarak bende çok büyük bir kırılma oluştuğunu hatırlıyorum ve bugün o kırılmaları tekrar yaşadığımı gördüm. Dolayısıyla burada benim sorum... çok da yoruma girmeyeyim, direkt sorumu sorayım o zaman.
Bu kurgu kurmaca ve tarihsel gerçeklik bağlamında milli mücadele romanlarını ele aldığımızda bunlar gerçekten o dönemki toplumun yansıması mı? Ne kadarı kurgu, ne kadarı kurmaca, ne kadarı gerçeklikle eşdeğer, işte ideal erkek, ideal kadın algılarından bahsediyoruz. Bunlar daha sonraki Cumhuriyet dönemine dair bir işte yeni bir nasıl diyelim ideoloji belirlemenin argümanları mı? Yani yazarların niyetlerinde bunlar mı var? Merak ettiğim şey bu. Yani toplumdaki kadının rolü, gerçeklik, hakikat ya da yanlış, eksik vesaire hepsini bir kenara bırakarak bu mu bu eserlere, bu metinlere yansıyor? Yoksa bu metinler kurgu, kurmaca ve tersel gerçeklik bağlamında başka alt argümanlara mı sahip? Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Bence bana değildir. Bakalım üstüne ondan çıkacak mı? Yoksa soru kalabilir. Evet, soyadı Yok. Danış olanlar cevap vermesin. Yok tabii ki buyurun Şimdi aslında edebiyat hayatının neresine düşüyor gibi anlıyorum ben bu soruyu. Belki 2 gün dünden beri de bunu konuşuyoruz tarihle ilişkilenmemiz bağlamında. Cezmi hocam da oradan bakın ne söyleyecek diye. Şimdi ben kişisel kanaatimi şöyle belirteyim. Tarihin kendisi ne kadar gerçek? Yani biz kayıtlara geçen bir hadisenin kim geçirdiyse, kimin sözü o gün için anlamlı veya önemliyse, güç kimin elindeyse onun yazdığı bir şey biliyoruz. Paul Wayne bize diyor ki, tarihin imkansızlığından bahsediyor. Bir kere yaşandı ve bitti. O nehir bir kere aktı ve 2 kere yıkanılmaz diyordu bize felsefecilerde. Dolayısıyla aslında yazılan her şey kurgu. Belge diye bir gerçek sadece ortaya koyanın kendi gerçeği. Hatta ben şöyle diyorum. Bana 2 tane belge yerine o tarihleri anlatan 10 tane, 15 tane farklı kurguyu getirseniz hangisinin gerçeklik potansiyeli diyeceğim. Yani kelimeyi sadece gerçeklik olarak kullanmak istemiyorum. Biliyorum buna çok ihtiyaç duyuyoruz. Hepimiz gerçeği, yani o gün Alparslan ne dedi? Yani o sofrada o gün ne diyor? O şeye efendim çadıra alınırken ne oldu? Gerçekten işte şöyle mi ikram edildi? Ben de istiyorum bunu bilmek ama bunun imkanı yok. Dolayısıyla güvense eğer bir şeye güven duymak istiyorsak ve o gün orada ne yaşandı diyorsak ben şöyle bir soruyla iade etmek istiyorum buna. 2 tane, 3 tane o gün kuvvetli olanın, muktedir olanın ortaya koyduğu evrak mı? 10 tane, 15 tane farklı insanın o gün için söylediği başka potansiyeller mi? Bana o günün manzarası hakkında daha çok fikir verir. Burada hani mesleklerimiz gereği herkesin kendine imtiyaz geçtiği bir ortam oluşsun istemiyorum ama kendim söylemiyorum. Burhanettin Tatar Hoca'dan alıntı yapayım. Edebiyatçı olarak söylemiş gibi olmayayım. Edebiyatın bir üst dil olarak gerçeklerin üstünde bir farklı gerçekleri dile getirme potansiyeli gerçeğe daha yakın bir şey. Bu kadarla kalayım. Hem vakti aşmayayım. Hem de belki hocalarım başka şeyler söyleyeceklerdir. Ben sadece her edebi eserin bir kurgu olduğunu, romanı roman olarak okumak gerektiğini düşünüyorum. Hülya Hocam'ın tarih ve roman kitabı var bu konuda. Ona bakarsak da göreceğiz. Nihayetinde bunları biz tarih okumak, tarih öğrenmek için okumuyoruz. Bunlar birer roman. Namık Kemal'in Son Pişmanlık Mukaddimesi'nden itibaren tanımladığı gibi, hani gerçekle hayali orada tanımlıyor ya. Aynı onun gibi. Bunlara baktığımızda roman olarak bakmalıyız. Bir tarih öğretisi olarak bakmamak gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki bu yazarlar böyle bir dönemi kurgularken ister istemez pek çok kaynaktan yararlanıyorlar ki Kemal Tahir mektuplarında bundan sıklıkla bahsediyor. İşte romanı yazarken çok çalıştığını, çok fazla tarihi kaynağa müracaat ettiğini ki son dönem yazarları içerisinde de Sevinç Hanım, Sevinç Okum'un bir dinletisinde bir doktora tezi olacak kadar tarihi malzeme okuduğunu söylemişti. Bu perspektiften değerlendirdiğimizde elbette ki içerisinde tarihe sadakat, tarihi bir gerçek söz konusu. Ve bunlar yazarın yarattığı karakterler. Biz okurken onu okuyucu olarak değerlendiriyoruz. Hani bu Kemal Tahir'in ideal kadını mıdır? Yoksa okuyucunun ideal kadını mıdır?
Benim sunumumda da söylemiştim, güçlü kadın okuyucuların tasavvur ettiği bir son değil diye. Nihayetinde okuyucuyu da ihmal etmemek gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. Bir katkı da kendi payıma yapmak isterim hocam. Şey dediniz, yani bu metinleri okurken ortaokul lise yıllarımda okudum ve tüylerimin diken diken olduğunu hatırlıyorum dediniz. O tecrübenizi çok önemsiyorum ben. Çünkü işte üniversite seviyesinde liseyi bitirmiş çocuklar geliyor elimize. Artık sizin yaşınızda okumuyorlar onlar bu metinleri hakikaten. Yani biz okuyacaksınız Ateşten Gömleği dediğimizde okuyorlar. Yabanı okuyacaksınız dediğimizde okuyorlar. Himmet Çocuğu veriyorum ancak ve ancak öyle okuyorlar. Ama verdikleri tepkinin, o metinlere verdikleri tepkinin sizinkiyle çok özdeş olduğunu paylaşmak isterim. İşte bu açıdan edebi metnin bize sunduğu malzeme. Dönem koşullarından şüphesiz besleniyorlar. Yani hani yazarlar, sanatkarlar o toplumun içinde yaşıyorlar. O tecrübeden sıcağı sıcağına geçiyorlar ve söz konusu ettiğim metinler de genellikle sıcağı sıcağına yazılıyor. İşte o noktada o metinlerde evet bir yandan dönemin koşullarının yansımasını görüyoruz. Ama bizim özellikle kadın karakterlerin, erkek karakterlerin, çocuk karakterlerin milli mücadele sürecinde içinde nerede konumlandığını tartıştığımız bu metinlerde bir yandan da şu yön var. Asla ve asla unutmamak gerek. Yani ölüm kalım savaşı verilen bir dönem. Hayatta kalacak mıyız? Bu topraklar bizim olmaya devam edecek mi? Yeni bir ulus inşa edebilecek miyiz? Ve işte tam da o noktada hani hayali cemaat dediğimiz şey büyük ölçüde bir yandan da devreye giriyor. Bir ulus tahayyül etmeye çalışıyorlar. O ulusun kadınlarını, erkeklerini, çocuklarını tahayyül etmeye çalışıyorlar. Yani yıkımın eşiğine gelmiş, Halide Edip'in sözcükleriyle söyleyecek olursam, ölümün gözlerinin içine bakan bu insanlar, bir yandan da okurla iletişime girdiklerinin farkındalar. Bu metinleri tefrika ediyor olmaları hiç boşuna değil. Çünkü edebiyatın, okunanın insan üzerinde gerçekten işte o tüyleri diken diken edebilen bir etkisi var. Ve insanları bu metinler aracılığıyla da inşa edebiliyorsunuz. Yani okudukları aracılığıyla himmet çocuklar yaratabiliyorsunuz, Ayşeler yaratabiliyorsunuz, 14 yaşında bir adamlar yaratabiliyorsunuz. Yani sadece şöyle ya da sadece böyle değil, tam da kesişim noktasında müthiş bir yerde duruyor edebiyat diye düşünüyorum ben. Hocam minicik bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi biz burada bugün yaşadığımız şeyin muhtemelen tarih olduğuna çok inanmıyoruz. Çünkü ülke çok önemli gündemleri olan bir şey. Ülke liderlerinin gelmeleri, gitmeleri, tarih o mesela. Muhtemelen bize alışkanlıklarımız bunu düşündürüyor. Halbuki şu an yaşadığımız her şeyle tarihin bir Marksist eleştirinin, Marksist anlatının bize en büyük hediye ettiği şeylerden bir tanesi bu aşağıdan tarih anlayışı. Her birimizin yaşadığı şey tarihin içinde bir şey ve değer. Dolayısıyla bir tarihi hadiseyle ilgili, evet belki gerçekten 18 Mart günü bulamaç yiyen de vardı, et yiyen de vardı, askerlikten nefret eden de vardı, koşa koşa giden de vardı. Artık bu rahatlıkla hepsini görebileceğimiz bir çoklu okuma düzlemi sanırım bizi rahatlatacak. Tek bir doğru yaşanan gerçek değil. Hepimiz kadar şu an, hepimiz bugünü de, yani siz oradan oturarak yaşıyorsunuz, ben buradan böyle bir konuyu burada nasıl anlatacağım, bu kadar insanın huzurunda bunu nasıl söyleyeceğim diye elim titriye titriye yaşıyorum. Yani her birimizin şu tarih, dakikalar keşfinde başka bir inkişafa yol açıyor ve bunların hepsi sürece dahil. O ve bu metinlerde biriken bütün metinler arasılık, bütün zihinsel birikimler, çünkü yazdığı aslan yediği hayvanlardan müteşekkil. Her bir roman bu ülke şartları içerisinde doğup büyümüş, yetişmiş insanın bir potansiyeli. Hepsi gerçeğe dahil. Çok değerli konuşmalar dinledik. Ben çok teşekkür ediyorum. Yalnız tarih noktasında şöyle bir şey var. Elbette belge önemli. Ama tarihin ana malzemesi insan. Ve biz bir belge fetişizmi yapmıyoruz. Yani bir sürecin, bir olayın içerisindeki her tarafı görmek, işitmek, dinlemek mecburiyeti ve arayışı modern tarih anlayışında var. Ha, bunun yanında sadece belgede değil, tarihi yazarken ana malzeme insan olduğuna göre insanı ilgilendiren, insanın kullandığı her türlü malzeme, ki kısaca efemera malzemesi dediğimiz şey son zamanlarda ciddi manada kullanılıyor. İstiklal Harbi'ni süreci değerlendirirken
üst düzey subaydan normal ihtiyat subayına kadar, bir onbaşıya kadar kişilerin hatıraları çıktıkça farklı yaklaşımları görebiliyorsunuz. Daha insani noktaya doğru gidiyor. Evet, belli bir dönem sadece belge eksenli. Devletin yazdığı belge ise devletin görüşünü verecektir. Ama bununla beraber o sürecin, o olayın diğer aktörlerine, diğer taraflarını da mutlaka incelemek lazım. Yani şimdi devlet arşivlerine gittiğiniz zaman sadece hattı humayunlar ya da iradeler yok ki. Daliye Nezareti'nin ülke genelinden gelen idare-i umumiyesi, asayiş-i umumiyesi, yaşanan her türlü adli şey söz konusu. Dolayısıyla böyle bir geniş bakış açısı ile tarihe bakmak gerekiyor. Ama başta da orada da söyledim onu. Bizim toplumumuzda eli kalem tutup bir şeyler yazmaya çalışanlar, hakim pozisyondaki vatandaş ne istiyorsa, ki bu Cumhuriyet tarihi içinde geçerli, ben çeşitli vesilelerle de söylüyorum, İnkılap'ta Ankara Üniversitesi İnkılap Tarihi Enstitüsü'nün 75. kuruluş yıl dönümünde bir devlet müessesesi, 4 yılda ben başkanlığını yapmıştım, günün ruhuna uygun tarih yazmak şeyine gireceğiz ve yazacağız diyebiliyor. Ama bunu bütün tarih camiasına, tarihçiler camiasına genellememek lazım. Biz ilmin hatrını âli tutmak, objektif olmak olabildiği ölçüde gayreti içindeyiz. En azından bizim nesil böyledir diye söylemek istiyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz hocam. Sorular var. Devam edelim mi? Yani izleyicilerimize de isterim söz vermek. Evet. Buyurunuz lütfen. Öncelikle teşekkür ediyorum. Son konuşmacı hariç bu sorum 4 konuşmacıya. Çünkü çocuklarla şu an ilgilenmiyoruz. Hanımlara verdik onları. Şimdi başta Zeynep Hanım'ın anlattığı da olmak üzere ideal kadın tiplemelerinden bahsediyorsunuz. Tamam da demin ilk soru da aslında buna benzer bir soruydu. Toplumsal gerçekliğe rağmen, yani Tanzimat'tan beri Türk kadınıyla ilgili de Türkiye'deki modernleşmeyle ilgili birçok gelişme yaşansa bile, yani milli mücadele özelinde anlatıldı burada, işte İlhan Tarus'tan olsun, diğerlerinden olsun, toplumsal gerçeklik buna ne kadar izin veriyor? Kadının kendisi bunu ne kadar kabul ediyor? Sizin kutsal kitaplar dediğiniz Tevrat, İncil, hatta bizim kabul etmen ilahiyatçıyım, Kur'an'da böyle bir kadın figürü yok, Havva figürü yok. Ama bizde de ikincil bir kadın var. Hala şu anda bile mevcut iktidarda yaşadığımız en büyük sorun kadınla ilgili bir sorun. Bizzat kadınların şikayet ettiği bir sorun. Bu da neden kaynaklanıyor? Din algısından kaynaklanıyor. Kadın, Havva eşittir şeytan. Bu Tevrat'tan gelen, İncil'den gelen bir olgu. Bunu kadının toplumsal cinsiyet rolü de deseniz buna, biyolojik ikincil, Grek'ten beri, Grek felsefesinden beri gelen kadınla kölenin eşitlenmesi dediğiniz şeyi, mesela Türkler aşmış zamanında. Türk kültürü bunu belli bir noktada aşmış. Milli mücadelede de bunun işte çocuk romanlarında bile gözüküyor. Mesela bu da bir çelişki aslında. Son konuşmacı da belki buna bir cevap arayabilirdi. Neden sizin bahsettiğiniz romanlarda kadın ikincil de ya da daha çok cinsiyet rolü öne çıkıyor da çocuk romanlarında erkek ve kız çocuğu çıkmıyor? Söyledim aslında başta. Yok yok, ben karşılaştırma anlamında. Yani diğer sizin konunuz değil o. Sadece karşılaştırma anlamında. Çocuklar için böyle bir şey olmadığını söylediğiniz için söylüyorum. Dolayısıyla burada din faktörünü es geçerek ya da toplumsal gerçekliği es geçerek biraz anakronizme düşmüş olmuyor musunuz? Yoksa söylediklerinizin bir kısmına hepimiz katılıyoruz. Kadının vatanla özdeşleştirilmesi veya benzer o cinsiyetçi rollerin hepsi birçoğuna katılmak mümkün ama buna o dönemin toplumsal şartlarında ne kadar katılabilirsiniz? Bence bu tahlil biraz es geçiliyor diye düşünüyorum. Ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Aslında şöyle, eğer bildirimi dinlediyseniz halde edip tam da bu noktada, yani kadınların bir dayatmayla değiştirilmesi, bu kadınlara bu müdahalenin yapıldığı noktada eleştirisini açıkça yapamadığı için toplumsal şartlardan dolayı çift söylemli ve çift sesli bir metin kurarak, bir anlatı kurarak eleştiriyor bu durumu. Erkeğin gözünden ifşa ediyor kadının duyduğu rahatsızlığı. Biz bunu
Macide kocasının iktidarıyla yaşayan bir kadın. Onun bir süre sonra direncinin kırıldığını görüyoruz. Bu bir toplumsal gerçeklik aslında. Bir toplumsal gerçekliği işaret ediyor daha doğrusu. Evet, erkeklerin iktidarda olduğu hegemonik bir düzende kadınların dirençlerini sürdürmeleri belli bir noktaya kadar mümkün oluyor ve sonunda Macide gibi örnekler erkeklerin çizdiği iktidar yani özgürlük alanıyla sınırlı bir özgürlüğü, özgürlüğe razı oluyorlar. Ama buna razı olmayanı da gösteriyor Halide Edip. Seviye talip olması bundan yani Macide'nin hikayesini, Macide ile Fahri'nin hikayesini anlatan bir romanın Seviye gibi bütün toplumsal kabulleri o sırada nikah akdi gibi hiçe sayan bir kadının ismini kitaba vermesi bundan. Ve eleştirisini de çift sesli bir söylemle yapması da bundan. Çünkü o zamanın toplumsal kabullerine göre bunu açık açık söylemesi değil, bir erkeğin gözünden, bir erkek karakterin gözünden ifşa etmesi çok daha tesirli olacaktı Halide Edip'e göre. Ve o da bu yoldan gitti. Yani şunu demek istiyorum, bir kadın yazarın kadın meselesini ortaya koyarken izlediği yol bile aslında o dönemki toplumsal şartların bize kadını nasıl konumlandırdığını, nerede konumlandırdığını ve güç alanını, eldeki imkanlarını nasıl kullanabileceğini gösteriyor. Minicik bir şey ekleyebilir miyim? Tabii çok buyurun. Özür. Şimdi bir anakronizme hocam çok teşekkür ediyorum. Düştüğümüzü düşünüyorsak bir şeylerin çok nevzuhur olduğundan emin olmamız lazım. Çok yeni olduğuna inanmamız lazım. Ama tarih yazımının o Penelope'un sürekli yeniden ördüğü saçları gibi bizi soktuğu sıkıntı şu ki biz daha önce yani İslam mecmualarında Sebil-i Reşatlar'da konuşulan konuları ben bugün konuşabiliyor muyum hocam? Daha önce yaşandı bunlar, konuşuldu. Osmanlı Kadın Hareketi dediğimizde ya Fatma Aliye ile Fransız gazeteleri röportaj yapıyordu. Ve o gün kullanılan özgür cümleleri ben bugün kullanırken 40 kere düşünüyorum. Hadi orayı bıraktık Selçuklu'ya gideyim. Platon'dan beri gelen bu dualist yapı yani işte erkek güneş, kadın etrafındaki ay filan. Bunların hiçbirinin olmadığı kadın ve erkeğin kıyafetlerini birbirinden ayıramadığımız çok önemli. Bakın Selçuklu'da ay bazen kadın bazen güneş. Bazen ay. Neden? Biz bu eşitlikçi dünyaları kaç kere yaşadık ama bunların tarih yazımında şu an karşılığı yok. Zannediyoruz ki bunları şu an bu beşli söylüyor. Yeni çıktılar bunlar. Nereden çıktılar? Nevzuhurlar. Geçmişe doğru periyodik olarak Osmanlı Kadın Hareketi 1868'lerden sonra çıkan bugün yazarından, sahibine, ondan bütün metinlerine kadar böyle bir kadın dergisi yok. Yapmaya çalıştılar. Sürekli darbe aldı. Ve bugün siz daha iyi bilirsiniz yani ilahiyat konusunda aile, hukuki aile kararnamesi öncesinde tartışılanlar, söylenenler, o gün alınan kararlar, İslam mecmuasında Sebil-i Reşatlar'da konuşulan ilahiyatla ilgili meseleler bugün konuşulabiliyor mu? Aslında bir geriye gidiş söz konusu bu noktada. O sebeple anakronizmden bahsetmek mümkün değil, bilakis bir geriye gidiş olduğu için her seferinde yeni bir şey söylüyormuş gibi. Yani Nezihe Muhittin de yeni bir şey söylüyordu. Deniz Aktan Özel de yeni bir şey söylüyor. Ve ana akım, ben şundan çok eminim. Ana akım tarih yazımında yer almayacak. Bir süre hep böyle özel açılmış oturumlarda hala konuşmaya devam ettiğimiz müddetçe. Türk siyasi hayatında kadınların başörtülü meclise girebilmeleri, tarih kitaplarında siyasetin ana konusunda değil, kadın çalışmaları alanının siyaset maddesinde yer alıyor çünkü. Dolayısıyla bütün bu çalışmalar tali ve sadece ya işte toplumsal cinsiyet çalışmaları mı canım? Yani birisi Çerkezlerden bahsediyor ama demiyor ki kimse ya Çerkezlerden bahsediyorsun ama milli mücadele bundan ibaret değil. Anti-emperyalist milli mücadeleden bahsediyor. Kimse ona şöyle hat bildirmiyor. Lütfen hakikatin geline de hakim olur musun? Koca bir hakikat ver. Ama konu kadınlık ve erkeklikten olduğunda niye ondan bahsediyorsunuz? Çok spesifik bir olan. Neden her şeyi oraya bağlıyorsunuz diye? Neden? Çünkü şöyle. Ben bir kimliğim var, o zaman kimlikler konusunda akademik uzmanım demiyorum ama toplumsal cinsiyet konuşulduğunda sosyolojinin bir ana alanı olarak akademik etik ve ahlakın bu konudaki birikimi göz ardı edilerek kadınsan ben de biliyorumdur, erkeksen ben de biliyorumdur diye akademinin bir
şeyi var, olaya müdahalesi var. Ve erkeklik ya da kadınlık konuşmak, kadın ve erkek konuşmak değildir. Bu spesifik sosyolojinin bir alanıdır. Ve burada saygı duymamız gereken bir birikim var. Ve çok geçmişe dayanan da hiç nevzuhur olmadığını bu işin gösterecek de periyodik bir sürü birikim söz konusu. Ben nevzuhurluktan bahsetmedim ama. Anakronizm yani olması için. Yok. Evet. Şimdi mesela Selçuklu örneğini verirseniz ben de hocam tarihçi bilir siyasetname yönünüze koyarım. Siyasetname'de belgenin... işte Nizamülmülk kadına danışın ama tersini yapın evet. diye hadis zikreder ona bakarsın. Kutatlı birlikte de en iyi kadın ölü kadın der. Bunu doçent doktor Selçuklu uzmanı Başak Burcu Eke belki hoca profesör evet. olduysa şöyle açıklıyor. Görselin belge değeriyle yazının belge değeri arasında farklar var. Tarih yazımının alışkanlığı bazı yazınsal metinlere bu söylediğiniz ataerkil cümleleri tekrar ettirirken hayatın gerçek kendisi aşağıdan tarihle resmedenle daha başka bir şekilde yansıyor. Size söylediğim görsellerle sizin bana söylediğiniz metinler aynı anda yaşıyor. İşte evet. bu yüzden çoklu tarih. İşte bu yüzden tam da Cezmi hocamın söylediği gibi bakarken hepsine bakmak zorundayız ve görselin de bir tarih değeri var. Tamam. Üç kelime zikredeceğim. Bu üç kelime at, avrat, silah değil. Hanım, hatun, avrat kelimeleri. Bence tarihsel maceramız bu kelimelerle açıklanabilir. Teşekkür ederim. Hiçbir şey anlamadık. Bir analoji mi kurdunuz? Misak-ı Milli, hani Arabistan genel olayındaki gibi. Evet evet, Arabistan belki dahil edilebilir. Türk tarihine baktığımızda hadsizlik etmek istemem hocam. Hanım, hatun. Hanım, hey tabirleri vardır. Hatun töreye aitlik atvıyla anılır. Ama Türkler İslam'la müşerref olduktan sonra belki de ya da Arapça kökenli kelime saklanılacak olan avrat kelimesine mahkum edilmiş bir toplumsal hafıza var gibime geliyor. Teşekkür ederiz. Çok az vaktimiz kaldığı için ben de hani küçük bir ek yapayım hiç konuşmamış gibi olmayayım. Biz tarihin, geçmişin hikayesini anlatmaya çalışırken belli seçimlerde bulunduğunu ve tarihin öznesi olarak kimi aldığını, kimi içerdiğini, kimi dışarıda bıraktığını, kimin kendi kendini temsil hakkı olduğunu, kimin nasıl temsil edildiğini ya da görmezden gelindiğini anlatırken bir taraftan da alternatif bir tarihi inşa ediyoruz. Yine geçmişi kurmacalaştırıyoruz. Mesela hani bir kadın hareketinden, Osmanlı'dan itibaren bir kadın hareketinden bahsediliyor. Evet, benim hatta Nizye Muhiddin'in kadın, Türk kadını metninin sonu da bunun tarihçelendirilmesiyle aslında köklerinin çok daha derinlerde olduğunu söylemesiyle bitiyor. Ama mesela az önce sizin andığınız Osmanlı Kadın Hareketi mesela 1860'lardan ya da 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren hareketlenirken oradaki kadın kimdi? Ya da işte Cezmi Hoca'nın söylediği gibi insan denilen kim? Yani her Türk vatandaşı, her Türk oy kullanır, işte seçimde bulunabilir derken o Türk'ün mesela kim olduğunu, kadın mı olduğunu, erkek mi olduğunu, mesela cariyeler nerede duruyor Osmanlı Kadın Hareketi'nin içinde? Hani kadınlar ve kölelerin yan yana gelip gelmemesinin anakronistik eğer bir tartışmasını yürüteceksek eğer, mesela cariyeleri ne yapacağız? Hani burada herhangi bir şeyi akılayıp gerçeğin daha doğru bir versiyonunu ortaya koymaktan ziyade gerçeğin başka bir yerden de ya da geçmişin başka bir yerden de nasıl düşünülebileceğine dair kafa yoruyoruz ama hani biz edebiyatçı olduğumuz için büyük ihtimalle böyle bir lüksümüz var. Bizim için önemli olan şey gerçeğin ne olduğu değil, tarihin belli bir kesitinde gerçek diye önümüze neyin niye koyulduğu üzerine düşünmek. O nedenle hani bizim disipliner çerçevemizin içinden gözükenler de bu kadar oluyor. Çok teşekkür ederim hocam. Küçücük bir şey sadece. Pekala. Hocam verdiğiniz örnekte kadın, yılan, şeytan, hava ilişkisi çok klasik bir örnek. Erkek bakış açısını yansıtıyor. Fatma Hanım'ın tek tanrılı dinlerde kadına bakarsak tersten bakmamızın daha doğru olduğunu anlarız. Çünkü o mitlerin yapı bozumuyla alakalı bir örnek. Din böyle bir şey değil ve bu tür kurmaca metinlere bulaştırılmaması gerektiğini düşünüyorum.
Ben de öyle düşündüğünüzü düşünmüyorum ama tersten bakmayı denersek, verdiğimiz örnek çok klasik çünkü. Herkese çok teşekkür ediyoruz katılımı için. Efendim biz teşekkür ediyoruz değerli hocalarımıza katılımlarından ve bu güzel fikirleri ve yorumlarından dolayı, bilgi paylaşımlarından dolayı. Sağ olunuz efendim. Değerli misafirlerimiz, 5. oturumumuzun sonuna geldik. 6. oturumumuz 1 saat sonra başlayacak inşallah. Sizleri yeniden burada görmek isteriz, ağırlamak isteriz. Katılımınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olunuz.